Siyasetin ve kamuoyunun dikkati yerel seçimde. Adaylar ve ittifaklar konusunda partilerin atacağı adımlar bekleniyor. Bazı adımlar da netleşiyor. İki örnek. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Üç nokta öne çıktı. Bir, propaganda biçimi. Adalet ve Kalkınma Partisi eski diyebileceğimiz yöntemler yerine internetin de içinde olduğu bir dizi yeni önlemden söz ediyor. Genişletilmiş il başkanları toplantısında bunun yanında ikinci sırada beklendiği gibi 14 ilin belediye başkan adayı açıklandı ve Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'na tam destek ya da koşulsuz destek çağrısı yaptı. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İki toplantı vardı. Merkez Yönetim Kurulu toplandı, parti meclisi toplantısı yapıldı ve yaklaşık 300 il ve ilçenin belediye başkan adayı açıklandı. Bunun yanında düne dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir temas da sağlandı. Müzakereye hoş geldiniz. Yerel seçim gündemiyle karşınızdayız. Bunun içine elbette dış politikayı da katmak gerekiyor yahut yerel seçimi hangi faktörler etkiler sorusunu da değerlendirmek gerekiyor. Her zaman olduğu gibi önce konuklarımızı tanıyalım. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Özden Zeynep Oktav bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Doçent Barış Doster, siyaset bilimci bizlerle birlikte. Belki soracağımız sorularda siyaset bilimi açısından bir pencere açmamıza yardımcı olacak kendisi. Gazeteci Mehmet Tezkan. Mehmet abi burada, hoş geldiniz. Sizi de teşekkür ederiz burada olduğunuz için. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat'la ayrıca birlikteyiz. Hoş geldiniz bir kez daha. Adayların açıklandığı toplantılardan birinde kendisiyle birlikteydik ve adayları değerlendirmiştik. Bugün de bu açıdan belki önümüze çıkan aday listelerine biraz daha yakından bakabileceğiz. Peki bu ekiple neyi müzakere edeceğiz? Başlıkları hemen yanımıza alalım. Üç ana başlık halinde toparlamaya çalışalım. İttifaklar ve işbirliklerinde son durum nedir? Bunun yanında elbette kulislerde ne oluyor? Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'ye desteği örneğin nasıl hayata geçecek? Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı BBP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni de kapsayacak mı? CHP ile İyi Parti arasındaki temaslar nasıl bir seçim stratejisini ortaya koyacak? Bu ilk başlıktı. İki, büyük şehirlerde adaylar açısından artık son düzlükteyiz. İstanbul AK Parti açısından tamam, kesin gibi görünüyor. Ankara'nın yanında soru işareti var, Mersin'in yanında soru işareti var. Belki ayrıntılı biçimde bunları da değerlendirmek gerekiyor. Ve Suriye'nin kuzeyinde kim neyi planlıyor? Bu soruyu neden soruyoruz? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir Halkların Demokratik Partisi ağırlığı var. Elbette o bölgeyi düşündüğümüzde Suriye'nin kuzeyinde ya da Kuzey Suriye'de olanların da bölgeyi etkileyeceği aşikar gibi görünüyor. Bu nedenle biz de müzakere masasında bu başlığı açıyoruz. Müzakere başlıyor. Bir genel bakış açısıyla ilk adımı atabiliriz. Seçmen açısından bakalım. Hep siyasetçiler açısından yaklaşıyorduk. Ancak madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında bir propaganda biçimiyle ilgili adım attı, öyleyse seçmen açısından yaklaşalım konuya ve Mehmet Ali Kulat'la başlayalım. Uzun bir süreç var önümüzde. Propaganda sürecini kastediyoruz elbette. Seçimlerde hep süreler çok dar oluyordu peş Doğru. peşe. Bu defa uzun zaman var. Evet, yani, ve propaganda biçimi değişecek gibi görünüyor. Değişecek. Seçmen ne bekler? Yani seçim heyecanı denen bir şey vardır ve bu genellikle sokakta mı şekillenir? Adaylarla mı şekillenir? Liderlerin söylemleriyle mi şekillenir? Ya da hepsiyle şekillenir. Ya da öyle hepsiyle, diyelim. Peki. Yani şöyle, tabii doğal olarak bir yeni seçim var önümüzde ve yaklaşık işte 4 aya yakın, 3,5 aylık bir süre var önümüzde. Tabii adayların tespiti için de aslında normalde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre 1 Şubat'a kadar daha süre var. Yani resmi isimlerin tescillenmesi anlamında. Bu da çok ilginç oldu çünkü bir partiden aday olmayan, olamayan insanların başka bir partiye gitmesi için de karşımızda ilginç bir süreç daha işleyecek. Yani ilginç bir flash haber diye gördüğümüz haberlerle karşılaşacağız. Mesela ismi AK Parti'de anılan bir aday, önümüzdeki günlerde bir başka parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile anılan ya da İYİ Parti ile MHP ile anılan bir adayın
bir başka partiden önümüzdeki günlerde aday olarak duyurması da mümkün olacak. Bir dakika, bunun altından bir haber çıkabilir. Çıkar, yani tabii. Adaylığı açıklanmış bir kişiden mi söz ediyoruz? Hayır, adaylı... Yoksa ismi anılan bir kişiden mi bahsediyoruz? Şöyle, şimdi bakın. Mesela AK Parti'ye bugüne kadar her koltuk için talipli en az 10 kişi olur. Yani mesela milletvekilliği seçiminde 600 tane milletvekilliği için 7-8 bini bulan talipli olur, aday olur. Belediyeler için şu anda 1397 tane hatırladığım kadarıyla belediye var şu anda. İşte büyükşehir, vilayet, ilçe, belde belediyesi. Bunlar için de şu anda AK Parti'de yine bildiğim kadarıyla 6000 civarında bir müracaat var şu ana kadar. Bu müracaatlar da daha artabilir. Bu müracaatları yapmamış insanlardan da yeni müracaatlar alınabilir. Çünkü resmi süreç daha devam ediyor aslında. Burada değişen isimler de gündeme gelebilir. AK Parti'den aday olamayan bazı insanların ama uzun süredir AK Parti'nin adayı gibi çalışan adaylarından bazılarının mesela bir başka partiden aday olması da mümkün. Örnekler de verebiliriz bu konuda. Lütfen. Şöyle, mesela bazı isimler var ve bunların toplumsal karşılıkları çok yüksek bizim yaptığımız kamuoyu araştırmalarında. Mesela Manisa'da Selçuk Özdağ AK Parti'nin adayı gibi bir yıldır, belki bir yıldan fazla bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz o bölgede kamuoyu araştırmaları yaptığımızda Selçuk Özdağ'ın ismini yoğun bir şekilde görüyorduk. Yani araştırmalara yansıyordu ucu açık yaptığımız kamuoyu araştırmalarında. Şimdi MHP ile ittifaktan dolayı AK Parti Manisa'da aday çıkarmayacak. Selçuk Özdağ bir başka partiye gider mi bilmiyorum. Yani MHP olabilir bu. MHP olmaz çünkü MHP'nin adayı belli. MHP'nin yani tabii. O zaman nereye gidecek? İttifak ortaklığı dolayısıyla sol bir partiye gitme ihtimali olmadığına göre belki bir İYİ Parti'ye gidecek. Yani gidecek diye bir şey bilerek söylemiyorum. Bunlar sadece varsayımlar üzerinde konuşuyorum. Peki. Şimdi Türkiye'de bazı illerde böyle toplumsal karşılığı olan kişiler için bu süreç farklı siyasi argümanlarda yer alma, farklı arayışların içerisine girme fırsatı oluşturabilir diye bunu ifade ediyorum. Çünkü uzunca bir süreç. İlk defa böyle. Mesela son 24 Haziran seçiminde yani süre o kadar dardı ki adayın başka bir atraksiyon geliştirme şansı yoktu. Bu arada söylediğiniz yer Manisa, evet ilginç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. 2014 yerel seçiminde AK Parti'nin oy oranı %36,7, 18,3'le de CHP ancak giriyor. İYİ Parti'ye buradan yola çıkarak tabii, ama şimdi siz hemen yanınızdaki diğer tabloya baktığınızda genel seçim ilginç. Mi? Genel seçimde genel baktığınız... Genel yöreyle şey olur mu? Bir bilgi verir mi? Bir fikir verir. Önce onu söyleyelim. Çünkü burada asıl belirleyici olan parti İYİ Parti. Çünkü MHP'nin yüksek olduğu yerlerde, yani 2014'te yüksek olduğu yerlerde tam ortadan bir bölünmüşlük görüyorsunuz. Hatta dikkat edin, ortadan bile fazla bir bölünmüşlük görüyorsunuz. Doğru, yani, 13.56. Tabii 11.45 görünüyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı. Şimdi dikkat edin, AK Parti'de hiçbir değişim yok. Oranlara bir bakın ya da çok küçük bir artış görüyorsunuz. Asıl değişiklik şeyden kaynaklanıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi şu anda tabii her yerde aynı ittifak sağlanmıyor. Mesela Bartın'da, Karabük'te AK Parti aday çıkardı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi de aday çıkarıyor doğal olarak oralarda. Ama şu anda 6 tane il belli olmadı İstanbul'u saymazsak. Bu 6 ilin MHP'ye verileceği konuşuluyor. Yani konuşuluyor derken büyük ölçüde kesinleşti Ankara kulislerinin verdiği bilgi. Adana, Mersin, Manisa, Muğla, Aydın... bir yer daha vardı. 6 il... Dolayısıyla bu illerin içerisinde Aydın ve Muğla şu anda MHP'de değil. Ha bir de Osmaniye. Osmaniye. Evet, dolayısıyla evet, Osmaniye. Adana ve Mersin'de durum şu. Yani 7 Haziran 2014 yerel seçimlerinde %32-33 civarında oy alan AK Parti son seçimde buralarda 4. 5. parti durumunda. Hı hı. Şimdi bu parti Adana, Isparta, Manisa, Mersin, Osmaniye. Evet. Kars ve Iğdır da vardı. Kars ve Iğdır işte bugün tabii orada durum değişti. Kars ve Iğdır açıklandı. Dolayısıyla şimdi karşımızda böyle bir durum oluşunca tabii Isparta yok şu anda. Hı. Isparta'da ittifak şöyle mi olacak böyle mi olacak onu çok bilmiyoruz Isparta, ama. Isparta Şükrü Başdeğirmen iş adamı ve sivil toplum kuruluşlarında tabii, yönetici AK Parti'nin adayı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adayı mevcut aday şu anda mevcut belediye başkanıyla devam ediyor. Dolayısıyla Isparta'da ittifak yok ama bahsettiğim 6 ilde var. Yani Osmaniye, Adana, Mersin,
Aydın, Manisa ve Muğla'da var ittifak. Bu iki yerde CHP'ye karşı bir durum söz konusu. Aydın ve Muğla'da. Burada CHP'li belediyeler var şu anda. Diğer belediyeler zaten MHP'li belediyeler olarak biliniyordu. Mersin'de MHP'nin adayı şu anda İyi Parti'nin adayı olarak seçime giriyor Burhanettin Kocamaz. Dolayısıyla orada ilginç bir durumla karşı karşıya kalacağız. Yani geçirgenlikler boyutuyla ilginç bir seçim olacak. İttifaklar şöyle bir durum oluşturmuyor. 2 artı 2, 4 etmiyor. Bazen 5, bazen 3 ediyor. Bunu da süreç içerisinde göreceğiz. Peki Ankara kadar ya da siyasetçiler kadar heyecanlı mı seçmen sizce? Seçmen şu anda daha heyecanlı değil. Çünkü Türkiye yeni seçimden çıktı. Yani o seçimlerden hatta seri halde. Tabii tabii seri halde seçimlerden çıktı. Seçimlerden hemen sonra da Türkiye bir ekonomik dalgalanma yaşadı. Kriz kelimesi. O kelime hep değişiyor. Herkese tabii, göre tabii, değişiyor. Herkese göre türbülans, değişiyor. Yani dalgalanma, kriz vesaire. Tabii yani bir şey demeniz gerekiyor ama bir şey var ortada. Yani seçim zamanı 3 lira olan dolar şu anda da 5 lira. Tamam yani 7 liraya çıktı tekrar 5'e indi ama ya da 5,5 lira. Ama sonuç itibariyle 3 lira da değil yani 5,5 lira en azından. Dolayısıyla böyle bir toplumsal karşılığı var bunun. Tabii bütün bunlar üst üste konduğunda iktidar partisine bunun bir yansıması olacak, muhalefete bir yansıması olacak. Ama ben ekonomiyle ilgili hatırlarsanız o zaman da programda konuşmuştuk. Ekonomiyi şöyle görüyorum. Yani ekonominin seçmen davranışına yansıması alternatif oluşunca bir anlam ifade ediyor. Yani AK Parti'ye kızan seçmenin gidebileceği bir adres oluşturmazsanız sonuç itibariyle vatandaş kıza kıza da olsa ya da sinirlense de gidiyor yine sonuçta AK Parti'ye veriyor. Yani örnek olsun diye söylüyorum bunu. Dolayısıyla muhalefet umut verici olmazsa, çünkü siyaset hayal kurma, kurduğu hayale toplumu inandırma sanatıdır. Hayal kurma, kurduğu hayale de toplumu inandırma sanatıdır. Siz bunu sağlamazsanız toplum sizin arkanızdan gitmiyor. Sonuç itibariyle temel yaşanan sıkıntı Türkiye'de bu. Bu anlamda en iyi topluma hayal kurduran, ufuk açan, daha çok iktidar partisi oluyor. Yani belli ki işte 17 yıldır da %40 ile 50 bandında bir oy oranıyla Türkiye'deki seçmenin yaklaşık yarısının oyunu kontrolde tutuyor. Karşımızda böyle bir durum var. Diğerler bu hayali demek ki yeterince kurduramıyorlar sonuç itibariyle. Burada önemli bir, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında önemli bir şey var. Bizim yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında seçmene hangi propaganda sistemi, yani size sizin için iyi bir etki yapıyor diye soruyorduk. Eskiden daha çok klasik bildiğimiz işte araç giydirme, sonra hoparlörlü araçların evinizin önünden geçmesi, sonra her tarafa bayraklar asılması, billboardların donatılması vesaire gibi klasik sistemler vardı. Bunların son yıllarda biz de etkisinin olmadığını, hatta bazılarının negatif etkisi olduğunu görmeye başlamıştık. Çünkü evde yaşıyorsunuz, işte küçük çocuğunuz var ya da yaşlı hastanız var. Megafonlu bir araç geliyor, geçiyor. Bağırıyor, bağırıyor. Zaten söylediği de çok anlaşılmıyor. Sesi çok zirvede. Sizi rahatsız edip gidiyor. Yani bu sizin davranışınıza olumlu etki yapmaz. Hani çok olumsuz da bir şey yapmaz. Bir oy alışkanlığını değiştirmiyor ama. Değiştirmiyor, evet. Dolayısıyla bunların artık çok etkili olmadığı anlaşıldı. Çok net olarak da ortaya çıktı. Dünyada da böyle. Daha fazla sosyal medya üzerinden olmak üzere daha böyle kısa, anlaşılabilir, mesaj verici söylemlerin geliştirilmesi gerekiyor. İşte bu anlamda Twitter, Facebook gibi sosyal medya alanları kullanılacak bu dönemde. Mesaj atma, mesaj Sayın Cumhurbaşkanı bunlara karşıydı. Daha önceden evet. Yani bunların çok etkili olmadığını düşünüyordum. Açıkça karşıyım demişti. Tabii, tabii, karşıyım. Bugün de söyledi bu arada toplantıda. Bunu söylerken evet karşıyım diye tekrar etti. Ama şöyle, yani herhalde bugün kendisinin bir başka beyanı da vardı orada. Yani siz milyonlarca insana kısa bir mesajınızla herkese ulaşabiliyorsunuz. Bu da ciddi bir yeni kapı bir meydanından çok daha fazla tabii, kişiye tabii, yani ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bunu da dikkate almak lazım. Tabii burada şu önemli, ortaya çıkan adaylara genel itibarıyla da bir bakmak lazım. Hani sorduğunuz sorunun içerisinde aday boyutu da var. Seçimi iktidar partisi bu dönemde yeni seçimden çıkıldığı için ve iktidarın galibiyetiyle biten bir seçim olduğu için, Cumhur İttifakı'nı beraber olarak değerlendirerek söylüyorum. Cumhur İttifakı doğal olarak seçimin genel perspektifte devam etmesini isteyecek. Genel seçim havasında geçmesini isteyecek. İşte beka meselesi diyecek, vatan millet vesaire diyecek doğal olarak. Yani bunlar üzerinden gidecek. Çünkü bunların oluşturduğu bir söylemle bir önceki seçimi kazandı.
Dolayısıyla muhalefet burada tabiri caizse tuzağa düşer ve genel seçim havasına bu seçimi sokmaya çalışırsa muhalefet buradan karlı çıkmaz. Daha çok kentin meseleleri üzerine, kentin sorunları üzerine giden bu işte karlı çıkar diye düşünüyorum. Yani çünkü insanlar... Bu beka meselesi yaklaşımı bir ihtiyaç mı yani iktidar açısından soruyorum? İktidar için bir taktiksel durum ihtiyaçtır. Taktiksel. Ayrı mesele ama... Yani seçimi kazanmak için bir ihtiyaç. Seçimi kazanmak için bir ihtiyaç olabilir tabii. Çünkü o iş yap, prim yapıyor. Türkiye terörle imtihan olan bir ülke. Dolayısıyla sizin bu işi kullanmanız önemli. Çok kısa süre önce bu ülkede darbe oldu. İnsanların hafızası daha çok taze. Dolayısıyla sizin bu tür kavramları kullanmanız önemli. Hatta Türkiye'deki ekonomik kriz ya da türbülans ya da işte bu dalgalanmayı siz zaten yurt dışına bağlamışsınız. Dolayısıyla sizin beka meselesi üzerinden söylemler geliştirmenizden daha doğal bir şey yok. Ama muhalefetin asıl ifade etmesi gereken konu şu. Yani mesela şu anda İstanbul'dayız. Biz firma olarak Ankara'dayız. Sizler İstanbul'dasınız. Yani İstanbul'da kentin yaşanabilirliğiyle ilgili söylemleri güçlendirmeniz lazım. Bir taraf beka meselesi derken diğer taraf benim projem şu derse nasıl olacak bu iş? Yani bu söyleminizi toplumun karşısına koymanıza bağlı. Toplum, nasıl anlattığınıza bağlı. Nasıl anlattığınıza bağlı. Ben şöyle görmüyorum bu meseleyi. Yani zaman zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte efendim iktidarın elinde çok büyük medya gücü var. Çok öyle bakmamak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği dönemde medya Tayyip Bey'in çok yanında değildi. En azından bugünkü kadar yanında değildi. Çok zaman geçti ama. Kabul ama günümüzde de farklı argümanlar gelişti. Yani sosyal medya var, alacaksınız, kullanacaksınız, yeni söylemler geliştireceksiniz, yeni ifadeler bulacaksınız. Eğer bunları yaparsanız, bu açığı kapatırsanız, yoksa teslim olup tabiri caizse dükkanı kilitleyip gitmeniz lazım. Yani eğer siz dükkanı kilitleyip gitmek istemiyorsanız, dolayısıyla toplumun karşısında onun sorunlarıyla ilgili konular taşımanız gerekiyor. Bir de bizim yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında vatandaş artık çılgın projeler, büyük projeler, devasa projeler falan aramıyor. Bakın ne arıyor biliyor musunuz? İstanbul'da oturan insan, yani Esenyurt'ta oturan bir vatandaş ya da işte Bahçelievler'de oturan bir insan... Maaş durumu da sınırlıysa ki toplumun zaten önemli bir kısmının gelir durumu sınırlı. Yani bir çay bahçesine gidip oturma ya da denizin kenarında bir mekanda oturup ama çok pahalı işte 5 liralık 7 liralık çay içmek yerine 1 liradan çay içmek, işte yanında bir simit yemek, bir kek yemek, hanımına çocuklarına bir şeyler ikram etmek istiyor. İnsanların beklentisi günümüzde daha çok böyle kolay yaşanabilir bir hayat arzusu. Beklentiler daha çok bu. Yani arada bir insanlar işte sinemaya gidebilsinler. İşte AVM'lere gittiklerinde sadece oradaki vitrinleri seyredemesinler. Ufak tefek de bir şeyler alabilsinler. Beklenti daha çok bunlar. Yani... O AVM yanlış yer onun için. Nasıl? AVM yanlış yer. Öyle bir iki bir şey alabilmek için. Söylediğiniz gelir seviyesindeki tabii, insanlar şöyle, için. Tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Şimdi yani genelde İstanbul'daki insanlar, biz İstanbul'da çok ayrıntılı bir araştırma yaptığımız için söylüyorum bunu. Yani beklentiniz nedir? Siyasetten istediğiniz nedir? Daha kolay bir şey. Yaşam, daha sorunların kolay. Çözülmesi. Yani tabii onun için adayları da tespit ederken partiler bunlara da dikkat ediyorlar genel itibariyle. Mesela AK Parti Binali Yıldırım isminde neden ısrarcı oldu? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi bir görevi bırakıp Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesi niye istiyor? Çünkü hikayesi var İstanbul'a ait. Çok anlatabileceği hikayeler var. İstanbul'un en temel sorunu ulaşım. Ulaşımla ilgili meselelerde yaptıkları var. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak ortaya çıkabilecek bir hikayesi var. Böyle bir söylemle çıkacak. Tabii onun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir söylem geliştirecek İstanbul'da? Cumhuriyet Halk Partisi eğer Ekrem İmamoğlu'yla sahaya çıkacaksa taze bir isim, yeni yıpranmamış bir isim. Çünkü yeninin de kendi içinde bir gizemi vardır. Çok bilinmek her zaman çok iyi olmayabilir. Bazen yeni insanlara karşı da seçmenin bir beğenisi oluşabilir. Genç ve dinamik bir isme karşı. Bu da önemli kendi içinde. Geriye dönük hatırlayın. Yani Cem Uzan'ın Türkiye'de nereden nereye taşıyabildiğini. Bu tür artılar olabiliyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu yani... Cumhuriyet Halk Partisi tabii başka bir isim de girecekse onu ayrı bir değerlendirmek lazım ama şu anda biraz daha Ekrem İmamoğlu ismi öne çıkıyor. Peki. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda yalnız Gürsel Tekin ismi çıkıyordu. Yani eski İstanbul İl Başkanı.
nasıl? Evet, eski İstanbul Büyükbaşkanı. Bir de çok fazla sahada olduğu için. Mesela Ankara'da AK Parti bir başka deneyimli ismi taşıdı. İşte Kayseri'de uzun süre belediye başkanı, sonra bakanlık, sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı gibi kariyeri yönetim anlamında, belediye yönetimi anlamında zirvede bir ismi oraya taşıdı. Ama orada da karşısında eğer Mansur Yavaş olacaksa handikapları var kendine göre. Nedir? İşte Ankaralılık gibi. Bir handikapı var. Çünkü Mansur Bey hep onu kullanacak. Geçen seçim döneminde onu kullanmıştı. Eğer böyle bir söylem karşılıklı gelişirse bir önemli ayrıntıyla ben arkadaşların da söz hakkını kasbetmemek adına İlleri zaten ayrı ayrı konuşacağız. Ankara, İstanbul, İzmir bunları hep ayrı ayrı ayrıntılarıyla burada genel bir değerlendirme olarak o zaman söyleyeyim. Büyükşehir statüsündeki yerlerde ilçe belediyeleri de il belediyesi kadar, büyükşehir belediyesi kadar önemli. Çünkü bizim seçmenimizin şöyle bir özelliği yok. İlçede A partisine vereyim, büyükşehirde B partisine vereyim demiyor. Gidiyor genel itibarıyla. Hangi partisi o? İşte iki tane ampule, iki tane üç hilale ya da iki tane altı oka gibi hangi parti istiyorsa onu tercih ediyor. Dolayısıyla ilçe adaylarının da hatta kazanılamayacaksa bile o ilçelerinde total oyu yüksek tutabilmek için kaliteli adaylarla, toplumsal karşılığı yüksek adaylarla sahaya çıkan parti kazanıyor. İşte bu da masa başında Ankara'da çok ince hesaplar yapılmasına yol açıyor. Evet. Peki Mehmet Tezkan'a dönebiliriz. Mehmet Ali Kulat dedi ki 25 dakika konuşacak mı? Ben konuşamam vallahi. Durun daha yeni başladık. Ama 25 dakika hakikaten ben bile yoruldum. Onun vallahi bir kısmı benimdi. Onu düşelim orada. Ben o kadar konuşamam onu. Söyle bir isteyen konuşsun bir saat. Siyaset hayal kurdurma sanatıdır ve en iyi hayal kurduran parti de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir dedi. Ne dersiniz bu görüşe? Şimdi olabilir yani bilmiyorum ama bu yerel seçimler biraz bence bu seçim işi Türkiye'de çok farklı. Yani seçimde artık kesin bölgeler var, kesin bloklar var. Siz ne derseniz deyin o grup dinlemiyor. Siz ne kadar iyi aday çıkarırsanız çıkarın hiçbir önemi yok. Böyle yerler var. Bir de gri alanlar var. Şimdi mesela diyelim ki yani öyle bir yerler var ki işte CHP orada diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterse mesela Bayburt'ta değil mi? Seçilebilir mi? Veya AKP çok kötü bir aday gösterse bile yine seç. Orası mutlaka olur. Mesela İzmir Karşıyaka'da da yani AKP kimi koyarsa koysun seçilemez. Şimdi İstanbul'da Bakırköy var, Beşiktaş'ı var. Hani böyle bölgeler var. Şimdi burada siz ne kadar şehircilik yapın, hayaller kimi çıkarırsanız çıkarın, ne anlatırsanız anlatın. Bunu değiştiremezsiniz. Çünkü bu yaşam biçimiyle özdeşleşmiş bir durum. Beşiktaş'taki seçmen diyor kardeşim ben buradaki partiden rahatım. Niye? Sokağa çıkıyorum, rahat oturuyorum, bana karışmıyor. Yaşam oradaki biçimi öyle çıkıyor. Orada rahat rahat işte çoluğum çocuğum istediği gibi geziyor, dolaşıyor veya İzmir'deki öyle. Şimdi AK Partili birisi gelirse ne olacağını bilmiyoruz. İşte örnek Denizli. Denizli'deki eski belediye başkanı şimdi İzmir'den aday. İşte Denizli'yi nereden nereye getirdiğini biliyoruz. O bütün derneklere işte alkolü yasakladı hepsini. Şehir dışına attı falan. Bakıyorsunuz bir Tabakhane bölgesine taşınmıştı. Evet, dünya kenti olacak düzeyde bir ekonomiye, bir yapıya sahip olan Denizli sosyal olarak geriye doğru gitti. Niye gitti? İşte AK Partili bir belediyenin ve onun devamı da AK Partili. Belki de memnunlar Denizli halkı bilmiyorum ama memnun olmayan kitle de var. İşte böyle bir değişime izin vermeyecek kitlelerde hiç bakmıyor yani. Ha bir takım da bundan memnun olanlar var Anadolu'nun çoğu yerlerinde. Yozgat'a gidin, Nevşehir'e gidin, Sivas'a gidin, ne bileyim Elazığ'a gidin. Onlar da biz bunu istemiyoruz diyorlar. Onların hakkı. Onlar da orada da gittiği zaman bu tür bir mesela CHP mümkün değil. Alamaz yani oradaki şeyi. Bir de bu gri alanlar var. O gri alanlarda da işte orada da ikisinin arasında kalan bir takım parti özellikle bir önceki seçimde MHP. İşte MHP'nin nereye, MHP seçmeninin o da kime yön vereceği. Ege'ye doğru yaklaştıkça biraz CHP'ye yaklaşıyordu o seçmen. İşte Orta Anadolu'ya gittiğimiz zaman daha çok AK Parti'ye doğru geliyor. Şimdi mücadele bence bunlar üzerinde kilitlenmiş bir durumda. Bir de tabii ki önemli olan bu bir takım ana kentler meselesi var. Mesela ana kentlerde ne oldu? Geçen seçim, mesela Antalya, işte böyle bir kentte. Antalya'yı baktı ki İktidar Partisi ben onu alamayacağım. CHP'ye gitti. Çünkü Antalya'dan o belediye bölgesi farklı bir yaşam var.
ne yaptı? Tam kent, büyük kent uygulaması dedi. Ta köydeki adam bile ana kente oy verdi. Böylece hop oradaki iktidar değişikliğini sağladı. Aynı şekilde Mersin mesela. Mersin'deki bütün şeyler çevre olan, yani Mersin'in merkeziyle bağlantılı olmayan köylü adayı ana kent adayını seçince bir tek iktidar değişti. MHP oldu. Çünkü o da daha çok yörükler vardı. Onlar daha çok milliyetçi ve muhafazakar bir yapıya sahip. Onlar gitti oraya verdiler falan. Şimdi böyle bir takım seçim atraksiyonları var. Şimdi bunlar olduğu zaman da işte oradaki bölge, oradaki seçmen de biraz ortadaki seçmen, yani tam bloklaşmamış seçmen nereye gideceği önemli. O yüzden ilk defa biz, ilk defa altını çiziyorum, bir ittifak göreceğiz. Yani, ilk defa yeni sistem sebebiyle ilk defa mı? Hayır, ilk defa, bundan önce ittifak yoktu. Yani biz ilk defa bir seçimde partilerin ittifakını göreceğiz. Şimdi bir önceki seçimde diyeceksiniz ki 24'ünde de ittifak vardı. Ama o genel yoktu. Seçimdi. Hayır, yani ittifak, ve böyle değildi. Yoktu ittifak yani. Çünkü ne vardı ittifak? Şimdi Millet İttifakı değildi, öyle bir ittifak yok. O seçim barajını aşmak için matematiksel bir şeydi. Şimdi üç parti, oradaki herkes kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkardı. E her parti de ayrı. Şimdi kime gidiyorsun? CHP'ye bas, İYİ Parti'ye bas, Saadet'e bas. Nasıl ittifak bu? Belli değil. Öbür tarafta döndüğün zaman parlamentoda git MHP'ye oy veriyorsun. AK Parti'ye. Yani ismen ittifaktı. Ama şimdi bakıyoruz nasıl olacağını. Öbür taraf kendini çekerse, şimdi diyelim ki AK Parti MHP ittifakı İstanbul'da. Şimdi MHP'nin aday ilçelerde çıkaracak mı çıkarmayacak mı orayı bilmiyorum. İlçelerde böyle bir yarış olup da sırf ana kentte olacak mı olmayacak. Ama şöyle yapacak mı MHP seçmeni? Ya bizim liderimiz, bizim partimiz başka bir partiyi gösterdi. Biz gidip ona oy verelim mi? Oy gerçekten verir mi? Bilmiyoruz. Bilmiyor. Böyle bir daha elimizde böyle bir şey yok. Bilgi Örneğin yok. Cumhurbaşkanı bunun yapılmasını istedi. Genel merkezden gelen şekle kesinlikle uyulsun dedi. Bunun uyulsun için ama seçmen yaptı. Nasıl uyulacak? Şimdi seçmen nasıl bir tepki gösterecek? Seçmen davranışı nasıl olacak bilmiyoruz. İlk defa bu seçimde test edeceğiz. Çünkü bu seçimde seçilecek yerde ilçeleri de bilmiyoruz. Eğer öteki parti çekilirse, mesela diyelim ki Adana'da MHP adayı var. AK Parti tamamen çekilecek mi sağda? AK Parti kepenkleri indirecek mi orada? Ne olacak? Peki AK Parti'nin bütün seçmeyi tamam bizim parti böyle istedi diye hurra MHP'ye mi gidecek? Veya ona mı tepki gösterecek? Veya bu İYİ Parti CHP arasında da diyelim ki İYİ Parti İstanbul'dan aday çıkarmadı. Ona veren %5'lik, %7'lik seçmen direkt CHP'ye mi gidecek? Veya tam ya bunun testi yok şu anda. Seçim günü sabaha karşı bunu galiba göreceğiz ve konuşacağız. İşte bunu ilk defa oradan yapılacak analizlerle belki seçimden sonra ya o kaydı mı kaymadı mı nasıl olacağını öyle anlayacağız. Yani ilk defa bir ittifaklarla bir seçime gideceğiz. Bir o işte o bloklaşma kırılır mı? Bence kırılmaz. Ana kentler düzeyinde İstanbul'da ne kadar etkili olur? Çünkü İstanbul dediğiniz yerde belli bölgeler belli partilere ait. Diğer bölgeler işte AK Parti ile CHP arasında bölüşülmüş durumda. Şimdi araya MHP ve İYİ Parti girdi. Onların seçmeninin nasıl davranacağı belki ana kenti etkileyecektir. Bu Ankara için de öyle. Bu Mersin için de öyle. Antalya için de öyle. Yani öyle bir seçmen davranışı nasıl etkileyeceği önemli. Mesela İzmir için pek bu kadar da etkili olmaz oradaki bir ittifak. Yani AK Parti MHP ittifakı orada hani birden %50'lere çıkacak bir durumu yok en azından ilçeler. Çünkü baktığınız zaman hakikaten CHP çok önde bir şeyle skorla gidiyor. Genel seçim havasında mı gidiyoruz yerel seçime? Siyasetçiler açısından. Biraz öyle gidecek gibi gözüküyor. Yani çünkü yerelde ne söylüyor? Yerelde pek insanların artık öyle bir şey yani benim ne olacak? İstanbul'da ne anlatabilirsiniz ki? Şimdi İktidar Partisi ne diyor? Ya yatay şeye geçeceğiz diyor. Bina yata nasıl olacak? Yıkacak mı hepsini? Hani diktikleri 15 senede dikilen bütün binalar hatta 25 senede. İşte görüyorsunuz ya şimdi şeyde havaalanından ine sahilden çıkın Ataköy'den sonra dikmişler. Denizi göremiyorsunuz. Bırakın denizi görme hava gelmiyor içeri doğru. Doğru. Şimdi sonra iklim koşulları bile değişiyor. Bana şunu diyemez yani ben bizi seçerseniz biz yatay bir yapılaşmaya gideceğiz.
Veya bütün işte imarı durduracağız. Bütün buradan çıkın Teme Otoyolu'nda ta Halkalı'dan gidin. Binadan geçilmiyor. E şimdi trafikte gitmiyor. Ben çözüm bulacağım diyemezsin. 25 senedir zaten oradasın. Şimdi ne anlatacak? O zaman ne anlatacak? BK meselesi diyecek, Cumhur İttifakı'nın devamı diyecek, ülkenin kötü diyecek, terör diyecek. Başka şeyler söylemeye çalışacak. Yani kentte de seçmende zaten gidip de ya onu bunu değil, işte bunu dinleyecek. Öbür taraf başka şey söyleyecek. Yani Türkiye'nin genel meseleleri üzerinden bir tartışma gidecek ki bir önceki şeyde olduğu gibi. Hmm. Geldiğimiz noktada partilerin, en azından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisi böyle mi şekillenecek? Yani proje temelli olarak değil de daha ziyade işte BK meselesi vesaire gibi söylemler üzerine mi şekillenecek, ne dersin? Şimdi iktidar müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bunu denedi, bunu sınadı ve başarılı oldu. En azından Cumhur İttifakı'nın bugün itibariyle hani kısa bir kriz atlattıktan sonra gelmiş olduğu noktada ben böyle götürmek isteyeceğini düşünenlerdenim. Bunu da şöyle temellendiriyorum. Birincisi arkasında bir kamu gücü var. Bir devlet gücü var. İkincisi bu ittifak önceki seçimde kıl payı da olsa başarılı olmuş bir ittifak. Üçüncüsü karşısında yekpare, bütüncül bir millet ittifakı yok. Yani onu zayıf yakalamış durumda. Dördüncüsü kendisini muhalefet değil ama ekonomik koşullar zorladığı için iktisadi değişim, iktisadi dinamikler, İktisadi, ister sorun deyin, ister kriz deyin, ister bunalım deyin, ister yüksek enflasyon rakamları deyin, ne derseniz deyin, size kalmış. Onu zorladığı için bildiği yoldan devam edecektir. O bağlamda ben değerli meslek büyüğüm Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani ne diyecek 1994 yılından beri yerel yönetimlerde olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatta ulusal ölçekte kariyerini İstanbul'dan başlattığını düşünürsek bir siyasal parti herhalde kentsel doku, tarihsel çevre, kültürel miras diyemeyecektir. Çıkmaz sokak orası. Evet. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz İstanbul'a ihanet ettik dediği eğer fonda tutulursa en azından yerel yönetimlere ilişkin biz çok fazla bir şey duymayacağız demektir. Bu bir. İkincisi ben her seçimin kendi ruhu olduğuna inananlardanım. Hani şimdi gençler diyorlar ya zamanın ruhu. Bu seçimin de kendi öncelikleri var. Kendi söylemleri öne çıkacak. Yani siyasal partiler maalesef ülkemizde birbirlerini rakip olarak değil, adeta ne yazık ki maalesef düşman olarak gördüklerinden dolayı bu beka söylemi, bu vatan, millet, Sakarya edebiyatı, bu eyvah parçalanıyoruz şeklindeki artık sloganlaşmış ama ne yazık ki önemli ölçüde haklılık payı da olan gerçekler bu seçimde de öne çıkacaktır. Gözlemlediğim başka bir şey, siyaset biliminin genel yasasıyla alakalı. Yani dünyanın her tarafında seçmen öbekleri kabaca %65 oranında yani 2/3 oranında cebine bakarak oy verirler. Eğer o anlamda güçlü bir seçenek varsa oyunun yönü değişir. Yerel seçim ya da genel seçim fark etmeden. Yerel seçimin kendi dinamiği olmakla beraber bu genel bir kural budur. Peki. Dahası yerel seçimlerde özellikle küçük yerlerde adayın profili öne çıkar. Yani 2 milletvekilinin, 3 milletvekilinin çıktığı, 40-50 bin seçmenin öne çıktığı yerlerde muhakkak herkesin birbirine bir selamı, bir alışverişi vardır. Ve o bağlamda bu yerel dinamikler etnik bağlamda da, mezhepsel bağlamda da öne çıkar. Bir diğeri seçmenin zaten %80'i kabaca kararlıdır sandık başına gittiğinde. Bütün kampanyada o geriye kalan %15-20 üzerine kurulur. O ortadaki alanın, o kararsız seçmenin, o gri bölgelerde dolaşanların, o yüzer gezer oyların aklını, fikrini çelmeye çalışırlar siyasal partiler. Sizin söylediğiniz o gri bölgede buydu, evet, değil mi? Evet. Tamam. Bu da zaten Mehmet Ali Bey sanırım mente edecektir. %15-20'lik bir dilimdir. Bir diğeri kampanya süresi de önemlidir. Yani 6 ay evvelden kampanyaya başlarsanız yorulur, sıkılır, unutursunuz. 4 ay var önümüzde. O da önemli. Yani 3 hafta, 1 ay, hadi bilemediniz 45 gün öncesinde başlamak kendinizi diri tutar. Seçmen de sizden bıkmaz. Ama 4,5 ay evvelden eğer siz bütün enerjinizi ortaya koyarsanız son düzlükte tıkanma, tık nefes kalmaya ve artık seçmenin bir kısmını da bıktırma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İlk sorunuza gelelim bu arada değerli meslektaşım. O da şuydu. Neden Sayın Cumhurbaşkanı dijital medyayı önemsedi?
Ha bu bir çevreci hassasiyetten mi kaynaklanıyor? Yani bütün dünyada gelişmiş, merkez, ileri kapitalist ülkelerde yıllar evvel terk edilmiş olan, gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olan, işte bizim o çok iyi bildiğimiz araçları giydirmeler, billboardlar, bayraklar, flamalar, konfetiler falan acaba bir çevreci hassasiyetten mi kaynaklandı? Acaba iktidar partisinin bir bütçe, bir kampanya bütçesi sorunu mu var ki böyle bir değişim söz konusu oldu, gündeme geldi? Hayır. Bence temel sebebi şu. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dikkat çektiği üzere, bugün hani şu dijital platformla ilgili soru üzerine, gençlerin bu alana olan kayışı ve son seçimlerde referandumda dahil olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerden aldığı oyun biraz erimeye başlaması, biraz gerilemeye başlaması bence iktidar blokunu, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, gençlere daha kolay, daha hızlı, daha çabuk ulaşmaya yönlendirdi, zorladı ve bu dijitalleşme, bu sosyal medyayı daha verimli kullanma merakı da o bağlamda gündeme geldi. Ha, bu seçimde her ne kadar iktidar bloku, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve muhtemelen yanlarına Büyük Birlik Partisi'ni de ekleyeceklerdir, beka sorununu öne çıkarsa da yerel seçimlerde bir parça ideolojik ön yargıların, ideolojik angajmanların küçük ölçekli seçim birimlerinde geri plana düştüğünü de görüyoruz. Misal az evvel değerli editör arkadaşımız haberlerde de paylaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ağrı Belediye Başkan adayı eski bir Cumhuriyet Halk Partili. Evet, Sayın doğru. Savcı Sayan. Üstelik CHP içinde de Baykal'a olan yakınlığıyla ilgili. Tabii, Baykal'ın ekibindeydi. Tabii, hatta bir kez daha sağlıklar dileyelim, uzun ömürler dilerim. Sayın Baykal o kaset komplosundan sonra siyaseti bırakma kararı aldığında gözyaşlarıyla bırakma diyen bir isim. Ya da ben Karslı olarak birebir biliyorum, Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Iğdır Belediye Başkan adayı, geçmişte Adil Aşırım. 20. dönem milletvekili. Gençken ülkücü, ODTÜ'lü ve hem de mühendis olduğu halde, yani ODTÜ gibi bir üniversitede ülkücü. Sonra Demokratik Sol Parti'den milletvekili oldu. Ben o zamanlar aktif bir siyaset muhabiri, siyaset editörüydüm. Mazbatayı alır almaz canım ben aslında sağın da sağındayım diyerek Anavatan Partisi'ne geçti. Devamında siyasi hayatına Genç Parti ile, Cem Uzan'ın Genç Partisi ile devam etti. Önceki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Iğdır'dan milletvekili adayı oldu. Yani hayli siyasi parti dolaşmış biri. Hatta ben bir yazı yazmıştım. Demiştim ki böyle bir şairane bir üslupla, adım Adil Aşırım, her rozeti taşırım. Güzel slogan olmuş. Şimdi bu açıdan baktığımızda aşınayız ama bu duruma. Yani siyasette yıllardır bunu elbette görürüz. Partilerden partilere yani gidenler. Yani benzer profiller CHP'de de var. İki dönemde altı parti tabii değiştiren milletvekili tabii vardı. Kubilay Uygun. Örneğin. Kubilay evet. Uygun var değil mi? Fırıldak Kubi, evet. Neydi lakabı, neydi? Aynen böyle bir şey. Öyle. Evet, hatırlıyoruz. Yine bir Denizli milletvekili var. Pardon, Afyon milletvekili sanırım. Balandı soyadlı bir hanımefendiydi. Yani bu örnekler CHP'de de var. Her partide İYİ Parti'de de var. Adalet ve Kalkınma Partisi'de de var. ANAP'ta da vardı. Anavatan Partisi'nde var. DSP'de de var. Yani var. Bunları çoğaltabiliriz. Ha, bir de gelelim şuna. Eğer muhalefet partileri yani kendi minderlerine çekebilirlerse, ki o minderdeki en büyük koz ekonomik gidişat, buradan bir parça başarı şansı yakalayabilirler. Yok eğer iktidarın minderinde güreş tutarlarsa, ister serbest stil olsun, ister Greco-Roman stil olsun, ister bel altı olsun, ister bel altı olmasın, İktidar minderi yani devletin bekası beka söylemi, terör söylemi, işte ABD ile mücadele ediyoruz söylemi tutar ki bunların gerçeklik payı da vardır ve o iktidarın denediği ve başarılı olduğu minderler olduğu için muhalefet pek oradan başarı çıkaramaz. Mehmet Ali Bey'in bu görüşüne aynı, yani katılıyorsunuz. Aynı görüştesiniz anlaşıldığı kadarıyla. Peki ekonomi etkenlerden bir tanesi, strateji elbette belirleyici etkenlerden biri. Bir diğer belirleyici etken aday olacak, bunu da biliyoruz. Bunun yanında uluslararası ilişkiler, madem bu kadar beka sorunundan bahsettik, uluslararası ilişkiler açısından baktığınızda sizce yerel seçim üzerindeki etkisi nedir? Mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda sınırın öte tarafında olanlar buradaki seçmeni ne kadar etkiler yahut batıdaki seçmeni etkiler mi etkilemez mi? Bu beka sorunu söylemi bizi buralara kadar getiriyor. Uluslararası ilişkiler, AB ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Suriye'de olanlar, Irak'la, İsrail'le, Mısır'la ilişkiler, bunlar ne kadar etkili sizce?
Bence çok etkileyecek. Ama oraya gelmeden önce... Pek çok not tuttunuz gördüm. Evet, not tuttum çünkü sayın katılımcılar çok güzel ufuk açıcı konuşmalar yaptılar. Hakikaten de bu ittifak konusu çok önemli. Özellikle yerel seçimlerde ittifaka gitmenin ben ilk Mehmet Bey'in dediği gibi ilk defa olacağını düşünüyorum. Ve çok da böyle kompak, hani bir araya gelmiş partiler göremiyoruz Cumhur İttifakı'nın karşısında. Ben bunu önemli, enteresan partilerin bir araya gelmekte tereddüt ettiklerini görüyorum. Mesela Saadet Partisi ittifaka girme konusunda tereddütlü olduğunu görüyoruz. CHP'nin HDP ile olan işte dirsek temasını belki kendisi için tehlike arz ediyor orada olabilir. Bir baskı oluşturuyor anladığım kadarıyla. İyi Parti için de bir baskı oluşturuyor. Çünkü İyi Parti milliyetçi bir parti. MHP kökeni onlara olarak çürük ip diyor. MHP öyle tarif ediyor. Efendim ne dediniz? Çürük ip diye tarif ediyor Sayın Bahçeli örneğin İyi öyle Parti'yi. Mi? Çürük ip değil mi? Siyasi tarifler. Evet. Yani ben tabii şöyle tepeden baktığımızda bu partiler AK Parti karşıtlığında bile bir araya gelmek için aslında aralarında tutkal vazifesi görecek bir bağ kuramadıklarını görüyorum. Çünkü her partinin temsil ettiği bir sınıf vardır. Toplumda bir segmente karşılık, yani o sınıfın ihtiyaçları doğrultusunda partiler oluşur. İyi Parti koptuğu zaman MHP'nin mesela ben çok zayıflayacağını düşündüm. Ama AK Parti eğer olmasaydı MHP bugün bu kadar güçlü olmazdı diye düşünüyorum. İyi Parti önemli ölçüde bir kopma yaşandığı için MHP'nin oylarını düşüreceğini farz etmiştik ama MHP bundan kazançlı bir şekilde çıktı. Bu Cumhur İttifakı'ndan dolayı. Fakat bunun karşısında bu kadar iyi hani eklemlenmiş bir ittifak göremiyoruz. Bunun çok önemli bir nedeni dediğim gibi bence HDP. Yani Kürt oylarını, sol oyları, yani Türkiye'de uzun yıllardır solun oluşturduğu yani bir boşluk var. Solu kim temsil edecek? CHP'nin içerisinde büyük bir kaos olduğunu düşünüyorum. Yani şu açıdan toplumun hangi kesimine hitap edecek? Solu temsil edecek mi? Liberal mi? Orta merkez bir parti mi? Bu konuda CHP içerisinde çok hemfikir, yani fikir birliği olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela Kadıköy'de ben rüyamda görsem inanmam AK Parti'nin iktidara geleceğini. Aynı Mehmet Bey'in dediği gibi çok böyle kesin. İzmir örneğini bölge, verdi. Beşiktaş dedi. Beşiktaş mesela. Hangimiz inanıyoruz belki ki? Belki Sarıyer. 20, evet Mart'ta. Bakırköy. Şişli. Aynen dediğiniz gibi. Biz yine televizyona bakmayacağız bile belki. Orada nasılsa CHP alacak diye. Mesela AK Parti de burayı şey yapamıyor. Yani bozamıyor. Ama Kadıköy'lü olarak söyleyeyim, bu aslında belediyelere de tembellik getiriyor. Yani ben Kadıköy'de... Nasıl olsa cepte. Kesinlikle bu böyle. Bir bunu söylemek istiyordum. Bir de AK Parti açısından Mehmet Bey'in söylediği şey çok önemli. İnsanların yaşam tarzlarına karışılacağı farz edildiği için bu kadar mesela Kadıköy'de, Bakırköy'de, Şişli'de kemikleşmiş CHP oyları var. İzmir adayı ilk beyanatında örneğin karışmayacağım demeye getirdi bir örnek vermek suretiyle. Örneğin buradan başladı. Denizli ama buradan başlanması dikkat çekici bir durum. Denizli örneği belki başka örnekler de veririz. Bu AK Parti'nin aslında önemli üzerinde durması gereken bir nokta. Yani bu kafalarda eğer yer etmişse şu kafaların arkasında bunu değiştirmek gerekiyor AK Partililer açısından söylüyorum. CHP'liler açısından da bakın seçmenlerin kafasına AK Parti tarafından çok ustaca şu yerleştiriliyor. CHP Türkiye'ye gidip yurt dışında şikayet ediyor. Hükümeti şikayet eden bir lider olarak Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı daha bugün Almanya örneğini verdi. Almanya örneğini sürekli ben okuyorum. Düzenli Almanya'ya gidiyor Kılıçdaroğlu. Ne zaman orada, seçim olsa bunu yapıyor vesaire evet, diye yüklendikçe yüklendi. PYD'nin amblemini açan Almanya'daki sol partinin bir üyesiyle birlikte görüşmeler yapıyor. İsmini anmak şimdi, istemediğim bir milletvekili diye tarif etti o diye kişiyle. Tarif ediyor. Evet. Adını bile anmıyor. Evet. Şimdi sizin sorunuza gelirsem eğer hakikaten de bu Suriye krizi insanlarda son derece PKK ve onun kolu YPG, PYD'ye karşı bir kenetlenmeyi getirdi. Bu da tabii ki hükümete
önemli kazanımlar getirdi. Yani halkı mobilize etmek açısından, halkın da tabii ki sempatisini toplamak açısından önemli bir faktör oldu, etken oldu. Çünkü herhangi bizim, mesela şöyle söyleyeyim, Fransa'daki olayları Le Pen'in desteklememesi. Ve onun tamamen karşısında durması, Macron'u zayıflatmak uğruna sokak olaylarını, araba devirenlerin yanında yer almaması. Hemen AK Partililer ne diyor? Bakın Le Pen böyle yaptı ama Kılıçdaroğlu gitti gezi olaylarını çıkaranları öptü ya da işte onları destekledi. Şimdi bu önemli bir koz AK Partililer açısından. CHP'liler açısından da değil mi? Mehmet Bey'in söylediği de çok önemli bir koz. İkisinde de gerçek payı var ama. Yani bunu göz ardı etmemeliyiz ve iki parti eğer bunu, bu yerleşik inancı silemezlerse ideolojik açıdan ben oylarını da yitirmelerine neden olabilirler diye düşünüyorum ama en önemli şey bu Cumhur İttifakı'nın karşısında kendi içlerinde belli ortak noktayı bulup kenetlenebilecekleri bir ittifak. Tutkal, aynen, bir tutkala ihtiyaçları var. Ama eğer gidip de Kılıçdaroğlu Almanya'da hakikaten PYD amblemini açan işte bir şahısla konuşur, orada şikayet ederse hükümeti, Türkiye'yi vesaire, demokrasi yok şu bu diye, bu otomatik bir şekilde yerel seçimlere akseder diye düşünüyorum bu süreçte. Çünkü biz Suriye'nin kuzeyinde hakikaten önemli bir savaş veriyoruz. Yani Münbiç'i bırakın, Fırat'ın kuzeydoğusunda bugün son haberlere baktınız mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde rapor tartışıldı en son oturumda. Dendi ki Arap nüfusun, çocuklarının okula gitmesini engelleyen YPG'liler. Okul minibüslerini durduruyorlar. Anne babaların götürürken çocuklarını, onları engelliyorlar. Çocuklar okullara gidemiyor. Şimdi bu kuzeydoğusunda Suriye'nin Arap-Kürt çatışmasına giden bir yola evrildi iş. Bu çok, endişe edilen de buydu aslında zaten. En baştan ben kaç senedir bekliyorum. Yani Arap-Kürt çatışması orada olursa çok fena, yangın. Ve farkındaysanız Amerika 12 tane gözlem noktası kuruyor. Ve henüz diyor kurulmadı ki, ama kuruyor, kuruyorum diyor, yapıyorum bunu diyor. Tabii canım, hiç şakası yok yani bu işin, gayet göstere göstere. Eskiden bir kamufle etmeye çalışırdı, şimdi hiç öyle bir şeye de yeltenmiyor. Son derece kendine özgüvenli bir şekilde orayı kontrol ediyor, o gözlem noktalarını da kuruyor. Ve bizim sınır güvenliğimiz problemimiz var. Yani sınır güvenliği bir ülke için... Amerika ben sizi koruyacağım asıl diyor. Hiç söylemde. Hangimiz inanıyoruz? Ankara'da hangimiz, asıl YPG korunuyor bu adımla, hangimiz, argümanıyla yaklaşıyor konuya. İşte hakaret gibi geliyor hepimize değil mi? Bizi çocuk yerine koyuyor gibi oluyor. Ve böyle bir süreçte işte eğer siz gider yurt dışında işte şikayet ederseniz işte veyahut da YPG amblemi açan insanlarla birlikte olursanız bu otomatik bir şekilde tabii ki oylara yansır diye düşünüyorum. Yani bu iki konu, insanların yaşam tarzına karışılma konusu ve yurt dışında Türkiye'yi şikayet etme konusu. İki ülkenin de bu konuya çok dikkat etmesi gerek. Peki Türkiye, İki partinin demek istedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada Suriye'de örneğin içinde bulunduğu durum Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerel seçimi etkiler mi sizce? Etkiler tabii ki. Etkilemez olur mu? Şimdi burada Türkiye'yi yurt dışında özellikle hep şöyle lanse etmeye çalışıyorlar. Kürtlere karşı bir Türk hükümeti var. Hep Kürtlerin aleyhine çalışan. Halbuki bizim böyle bir şey yapmamız, topuğumuza kurşun sıkmamız. Bizim Kürt nüfusumuz var. Öyle değil mi? O kadar önemli bir nüfus ki bu. İç içe geçmişiz 90'lardan sonra, köy boşaltmalardan sonra öylesine bir Kürt nüfus batıya göç etti ki artık 90'larda Kürdistan kurulması ve kopma tartışmaları varken ben saha çalışması yaptım. Pek çok kesimle mülakat yaptım. Dediler ki 90'larda böyle bir şey vardı ama bu köy boşaltmaları, batıya göçten sonra Kürtler artık böyle bir şeyi asla hayal bile etmiyorlar. Yani şöyle bir toprak koparalım, Kürdistan kuralım ve biz de vizeyle, pasaportla İstanbul'a gidelim. Böyle bir şeyin bizim aleyhimize olduğunu biz biliyoruz diyorlar. Çözüm yani, sürecinde bir miktar gerçi tartışılmıştı bu da yine.
federal yapı, konfederal yapı acaba bölünülse mi vesaire diye o çözüm sürecinde de tartışılan konular arasındaydı. Tartışıldı. Ama bugün gelinen nokta Türkiye için federal bir yapının son derece ayrıştırıcı olacağı. Yani bölgenin gerçeklerine bakarsanız ki onu tartışırsak çok çok uzun sürer. Ayrı bir program yapmamız gerekiyor. Ayrı bir program yapılabilecek kadar çok detay var. Bugün gelinen noktada yani Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmelerdeki gelinen noktada Türkiye'nin federal yapıyı düşünme lüksü artık ortadan kalktı. Peki. İşaret edilen iki konu var burada. Bir, Türkiye'yi şikayet meselesi. Gerçi yurt dışında herhangi bir kişiye bize Türkiye'yi anlatın denilse günahıyla, sevabıyla anlatıldığında bu şikayet mi sayılmalıdır? Ayrı bir soru işareti var onun yanında ama Türkiye'yi şikayet konusu veya bunun yanında işte HDP'li PKK'ya destek veren bir yabancı milletvekiliyle fotoğraf verme konusu yahut yaşam şekline müdahale konusu. Bu kadar hassas başlıklar mı bunlar? Şimdi şöyle, biz seçmene şu soruyu sorarız zaman zaman. Yani düzenli araştırma yapan bir firmayız. Ayda bir tane araştırma yaparız. Bu araştırmalarımızda 3 ayda bir tane tekrarladığımız bir soru var. Siyasi parti mensuplarına soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne niçin oy veriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini söyleyen seçmene tabii ki niye oy veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz bu partiye? Biraz önce Zeynep Hanım'ın ifade ettiği şekliyle yaşam biçimini öne çıkarıyor seçmen ağırlıklı olarak. Yani işte Atatürk derken, laiklik derken vesaire ama özünde Cumhuriyet'in kazanımlarını kaybetmemek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini söyler. Alt başlıkları olmakla birlikte, yan başlıklar olmakla birlikte genel bir CHP'li seçmenin algısı budur. Tema budur. Biz Milliyetçi Hareket Partililere niçin Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyorsunuz diye sorduğumuzda Türk milliyetçisi olduğu için oy verdiğini söylüyor. İyi Parti'de de benzer ifadeler doğal olarak zaten biri diğerinden doğduğu için aynı sonuçlar var. HDP'li seçmen Kürt olduğu için oy verdiğini söyler. Yani kendisini nasıl tarif ettiğiyle alakalı kişinin. AK Partili seçmen de bu biraz daha değişik. Seçmen sayısının çokluğuyla da ilgili bu. Çünkü diğer partilerin toplamı kadar aşağı yukarı bir oy oranına sahip. Orada biraz daha ana başlık Recep Tayyip Erdoğan için oy verdiğini söylüyor. Yani peşinden liderlik gidiyor. Çok daha baskın bir karakter olarak karşımıza çıkıyor burada. Şimdi anlatacağım konularla bunun ilgisi var. Peki. Mehmet Tezkan Bey'in haklı olarak ifade ettiği kri alana ben de katılıyorum. Yani seçimlerde biz genel itibarıyla şuna bakarız. Totalde 100 üzerinden seçmeni değerlendireceksek seçmenin 75-80'lik bir kesimi bir darbe sonrası değilse, bütün partiler yeniden kurulmamışlarsa, oyun yeniden kurulmamışsa yani normal şartlarda %80'lik seçmenin bir kanaati vardır. Sadece kanaati güçlenir ya da daha light kalır. Dolayısıyla o %20'lik nasıl? Barış Bey'in tarif ettiği de böyle bir şey. Yani %20'lik, %25'lik bir kri alan vardır. Onun üzerinde gider. Biz bunlara kararsız seçmen deriz. Aslında güzel gezer deriz. 20-25 diyorsunuz ama. Evet, 15-20, 20-25 oldu. De değişir. Ama şöyle burada bir ayrıntıyı söyleyeyim. Buradaki kararsız anketlerde kendini kararsız ifade eden kararsız değil. Neden değil? Mesela Güneydoğu'da kararsız olduğunu söyleyen seçmen oranı bu dönemlerde çok fazla çıkıyor. Kararsız olduğundan değil, kararını söylemek istemeyen bir seçmen oranı var doğal olarak. Korkuların, endişelerin olduğu dönemlerde insanlar kararlarını ifade etmezler sadece. Bu onları kararsız yapmaz, sadece kararını gizleme özelliği taşır. Şimdi böyle bir fotoğrafta şöyle bir durum var karşımızda. Yine değerli üstadın açıklamasına teyiten bir şey söyleyeyim. Şöyle izah ederiz biz. Mesela gece evde yatıyorsunuz. Yani uyandınız bir anda. Canınızın çok ciddi tatlı yemek istediğini düşündünüz. Mutfağa gidersiniz. Değil mi? Yani doğal olarak. Hani orada bir dolapta baklava varsa yersiniz ya da benzer bir şey. Ama canınızın tatlı istediği saatte siz dolapta bulduğunuz çiğ köfteyi yemezsiniz. Çünkü canınız tatlı istiyor sizin. Ya da canınız acı bir şey yemek istediğinde de oradaki baklavayı yemezsiniz. Yani türevlerini yiyebilirsiniz ama sonuçta. Şimdi sağ ve sol seçmen geçirgenliği önemli ölçüde böyle. Yani sağ seçmen sağa doğru bir kayma eğilimi gösterebilir. İşte MHP'den İYİ Parti'ye doğru, AK Parti'ye doğru bir eğilim gösterebilir. Sol seçmen de kendi içerisinde küçük değişkenlikler gösterebilir ama sol seçmenden sağ seçmene doğru geçirgenlik oranı son derece düşük Türkiye'de.
Bunu en fazla da iktidar partisi istiyor. İstemesi kendi açısından haklı. Neden? Çünkü saflar sıklaştığında zaten bu tarafta 50 var. Öbür tarafın totali 50 yapıyor ve o totalde bir araya gelemiyor. Mesela CHP, HDP ile aynı safta görünmemek konusunda arkadan dolanarak iş yapmaya çalışıyor haklı olarak. Çünkü onlarla yola çıkmadığında AK Parti alt edemiyor. Yani sayısal veriler bunun için mümkün olmuyor onun açısından. Dolayısıyla böyle bir durum var. Burada önemli bir nokta da şu. Şimdi biraz önce yine ifade edildi. Büyükşehir yasası çıktı biliyorsunuz. Bu büyükşehir yasası çıktığında biz Türkiye genelinde ölçümleme yaptığımızda şunu gördük. Antalya'da AK Parti büyükşehir yasası çıkmamış olsaydı seçimi kazanamayabilirdi 2014'te. Mehmet Tezkan'ın tam da söylediği tabii, gibi. Yani bir iki yıl daha var böyle. Mesela Ordu'yu AK Parti büyükşehir yasası olmasaydı Seyit Torun karşılığı olan bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıydı. Fatsa ve Ünye devreye girmeseydi yine AK Parti alamıyordu. Ama AK Parti büyükşehir yasasıyla da iki tane belediyeyi kaybetti. Çok net. Mardin'i ve Van'ı kaybetti. Çünkü HDP'li seçmen çok lokal bir bölgede bulunuyor. Yani siz Mardin'de siyaset yapıyorsanız Kızıltepe HDP'li yani %85'lerde. O zaman iki kaybetti kaç kazandı diye bakmak lazım. Öyle bakmak yani böyle bir terazi kurmak lazım. Tabii öyle bakmak lazım. Yani siyasette Türkiye gittikçe tabii anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde büyükşehir yasası bütün şehir yasasına dönüşecek. Evet. Türkiye'nin 81 ili bu özelliği taşıyacak. Taşımalı taşımamalı ayrı mesele ama sonuç itibariyle karşımıza böyle bir fotoğraf çıkıyor getirmesi götürmesi boyutuyla. Burada ittifaklarla ilgili de bir noktanın üzerinde durmak lazım. Bu ittifak 24 Haziran'daki ittifaktan farklı. Neden farklı? Çünkü o ittifakın yasal bir zemini vardı. Yani bir yasa düzenlemesi yapıldı ve ona göre yapıldı. Yani Cumhur İttifakı'nın sınırları belliydi. İşte oy verirken bile Cumhur İttifakı'na oy verme durumu. Burada öyle değil. Yerel seçimlerde siz ittifaka oy vermeyeceksiniz. Gideceksiniz bir partiye vereceksiniz, bir adaya vereceksiniz. Bu da kendi içinde bir zorluk oluşturuyor bu seçim için. Bir manada da onun sürecini de biz de göreceğiz. Yani. Genel merkezin işaret edeceği bir adaya oy vereceksiniz. Sadece işaret, eğer verirseniz Mehmet Tezkan'ın şüpheleri var orada. Sadece işaret de etmiyor. Ben yok verir mi ver bilmiyoruz. Vermez bilmiyoruz diyor. Tabii, kabul ederim düzeltiyorum. Şimdi burada, şüphe yok burada, bilmiyoruz. Burada şu olacak. 6 tane ilde AK Parti aday çıkarmayacak şu ana kadar. Elimizdeki bilgiler bunu gösteriyor. Yalnız sadece ilde göstermeme olmayacak. Mesela Ankara'da 3 bölge var Ankara'da. 3 tane ilçenin belediyesi de aynı şekilde ilçe belediyesi de MHP'ye bırakılacak AK Parti tarafından. Bu şekilde görüşmeler devam ediyor. Yani şu anda bir kısım tam da müzakereler i̇şte devam bu, ediyor. Bu müzakere mi, görüşme mi, pazarlık mı? Nasıl adlandıracağız bunu? Yani kendileri jest buna, mi ya kendileri da? Buna pazarlık demiyorlar, jest diyorlar. Biz de jest diyoruz doğal olarak. Bu jeste yönelik bir durum olacak. Bu jestlerden bir tanesini bir iki gün önce bir yerde söyledim. O söyledikten sonra bütün medyada geniş yer aldı. Bu jestlerin Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle taçlanması için meclis başkanlığı da eğer Binali Yıldırım Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Devlet Bahçeli'ye bırakılabilir diye düşünüyorum. Yani kulis bilgisi olarak aldığım bilgilerden hareketle bunu da söylüyorum. Yani müstakbel meclis başkanı Sayın Bahçeli olabilir mi? Olabilir evet onu ifade etmeye çalışıyorum. Bunun dışında Bahçeli yalanlamadı bunu. Grup toplantısı çıkışında evet, soruldu. Sadece meclis başkanının şu anda görevde olduğunu söyledi. Değil, o kadar. Dolayısıyla ben doğrusu bir yalanlama beklemiyorum zaten o noktada. Ama şu da değil. Bunu yüksek yani, bir ihtimal olarak mı söylüyorsun? Kesinlikle yüksek bir ihtimal olarak söylüyorum ama asla şundan da bahsetmiyorum. Yani şimdi Devlet Bey buna kızıyor uslup olarak. Yani Devlet Bey pazarlık konusu yapıp siz bize meclis başkanlığını verin. Biz size şunu verelim falan böyle bir şey olmamıştır. Tamam pazarlık yani. Yerine jest kelimesini koyalım. Jest kelimesiyle olur. Karşılıklı olarak böyle bir değerlendirme. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu saatten sonra konuya şöyle bakıyor. Yani Türkiye'de meclisteki aritmetik belli. Bıçak sırtı bir meclis rakamsal durumu var. Ama meclisin de kabul etmek lazım ki işte kanun çıkarma süreci de büyük ölçüde çok değişti. Yani bunu da kabul etmek doğru. Lazım. Dolayısıyla kararname gücü var. Kararname gücü var vesaire. İşte bütçenin onaylanması gibi evet. Bir sorun yok en azından falan böyle yani zorluklar evet. Yok. Hükümetin güven oyu hükümetin alması güven oyu yok. Meselesi yok. Dolayısıyla mecliste de ki bu aritmetik de bizi çok yormasın istiyor haklı olarak.
Madem ki de böyle bir ittifak var, bu ittifakı da daha da güçlendirelim diyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile biz sayısal anlamda sorun yaşamadan bu memleketi idare edelim bakışı içerisinde bakıyor meseleye. Ve genel itibarıyla bu ittifakın ben bir tek bununla kalmayacağını, önümüzdeki süreçte artacağını, bürokratik atamalarda vesairelerde dahil olmak üzere tam işbirliğine doğru, tam işbirliğine doğru çok güçlü şekilde gideceği kanaatindeyim. Şimdi bir diğer boyutta, hani sadece 6 ille sınırlı olmadığını anlatmak için de anlatıyorum. Bazı yerlerde mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne belediye meclislerinde de görev verilebilir. Yani il genel meclisi ya da belediye meclis üyeliklerinde de liste başı yapılarak başkan yardımcılığı vesaire gibi bir alan açılabilir. Bu anlamda da bir dizi çalışmalar olduğunu biliyorum. Şimdi burada önemli bir ayrıntı şu. Hangi partinin ittifaka ihtiyacı vardı da bunlar ittifaka girdiler? Öncelikle Zeynep Hanım'ın ifade ettiği bir nokta benim için de önemli. Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran seçim sonuçları itibariyle bakıldığı zaman, anketlere girmeyeyim çünkü anketler dediğimde kızıyorlar. Peki. 24 Haziran, bununla bitireceğim. Bunu alalım çünkü bu başlı başına bir soru. Tabii. Hangi partinin neye ihtiyacı vardı da ittifak tam da onu söyleyeceğim. Şimdi bir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı belli ki İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte 12'lik 1 Kasım seçim sonuçlarındaki %12'lik oy oranı %5'e 6'ya inmiş. Neden bunu söylüyorum? İYİ Parti'nin oy oranına bakarak bunu söylüyorum. Tamam. Peki. Matematik çalışıyor. Peki yani. Milliyetçi Hareket Partisi nasıl 11'e çıktı tekrar? O da belli. Yani 1 Kasım'da AK Parti'nin oy oranı %49,5, AK Parti inmiş %42'ye. Dolayısıyla oradaki oylar da oraya gitmiş. Evet. Belli yani. Onda çok böyle yanıldığımız bir şey yok. Bir puanlık yalnız Güneydoğu'da MHP'de bir oy artışı var. Tamam. O ayrı bir boyut. Tamam. Şimdi karşımızda böyle bir MHP var. Bir de o MHP'den doğmuş bir İYİ Parti var. Yeni. Biz ilk kez görüyoruz yerel seçimde MHP'yi. Şimdi bu iki partinin ikisi de İYİ Parti ve MHP'nin her ikisi de 10 barajı meselesini tabanlarına anlatmakta zorlanacaklar. Çünkü onlar için zor olan mesele 10 barajı meselesi. İttifak olmazsa karşılarına 10 barajı çıkacak bir genel seçimde. Türkiye'de hala var olan bir 10 barajı var. %10'luk herkesin barajı. Herkesin değiştirmek istediğini söylediği ama kimsenin değiştirmediği bir 10 barajı. Şimdi burada ittifak kurulduğu zaman ister MHP'nin Cumhur İttifakı'nı söyleyelim, ister İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı söyleyelim. Her ikisinin de oy oranı gizlenmiş olacak. Evet. İttifak ortakları oldukları için. Bunu göremeyeceğiz. Bunu biz göremeyeceğiz. Bunu göremediğimiz için de senin oyun fazlaydı, benim oyum eksikti tartışmasına girmeme durumu olacak. Önce bu herkes için geçerli. İki parti için. Yani her iki o açıdan baktığımızda. Şimdi karşımızda böyle bir fotoğraf, HDP için bakın geçerli değil. Neden geçerli değil? Çünkü HDP ayrı girmek durumunda doğal olarak. Yani seçime kendi başına giriyor en azından yerel seçimde. Bir de HDP'nin oy oranı, lokal oy oranı 16 il üzerinde yoğunlaşmış durumda ağırlıklı olarak. Bu 16 ilde zaten belediyeleri pek çoğunda alıyorlar. Peki. Şimdi peki iktidar partisine ittifak niye lazımdı? AK Parti için söylüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi için ittifak niye lazımdı? Ya bazı yerlerde çok küçük oy oranlarıyla seçim kazanılmış ya da kaybedilmiş. Ya da kaybedilmiş. Dolayısıyla mesela Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne AK Parti'nin kesinlikle ihtiyacı var. Kaçarı göçeri yok yani. 25 bin oy fark mı vardı orada? Son seçimde 25 bin oy fark vardı. O kadar. Dolayısıyla bir zorunluluk var. Yani iktidar partisinin bir de bu arada belediye başkanı değişmiş. Bir de Türkiye'de kabul edelim ister kriz diyelim ister başka bir şey diyelim bir ekonomi var. Dolayısıyla ortada bir sıkıntılı olması muhtemel bir seçim var. İktidar partisi ister istemez Ankara'daki %20'lik milliyetçi oy pastasına talip. Bakın. Sadece MHP demiyorum, %20'lik bir MHP oyu vardır genel itibariyle Ankara'da. Bu İYİ Parti'ye gider, biraz da CHP'ye gider. Mansur Yavaş'ın aldığı oy oranlarından ve aynı dönemde MHP'nin aday çıkarmış olmasından dolayı total oy oranına baktığımızda karşımda bu fotoğraf çıkıyor. İstanbul'da da yalnız özel bir durum var. İstanbul'da da HDP'nin tabanı olan ama zaman zaman AK Parti'ye de oy veren, zaman zaman CHP'ye de oy veren bir seçmen kitlesi var. %12'lik. Peki. Buna da ihtiyaçlar var.
Kimin ihtiyacı var? Kim İstanbul'u almak istiyorsa onun ihtiyacı var. Sonuç itibariyle. Pekala. Peki. Eğer devam edecek olursak Mehmet Tezkan yine süreden şikayet edecek. Tabii. Kızmasın diye yapıyorum ben de. 25 ben dakika olmadı bu defa. Konuşmam diye söyledim. Şimdi bu kimin kime neden ihtiyacı var konusunda bir ek var mı? Yoksa birikmiş sorular üzerinden mi devam edelim Mehmet Tezkan? Devam ne dersiniz? Örneğin CHP açısından Halkların Demokratik Partisi ile ittifak ateşten gömlek gibi bir şey mi? Tabii ki. Neden böyle? Onunla ittifak yaparsa bir kere Batı'daki seçmenden oy alamaz. Batı'da büyük bir tepki görür. Öyle bir ittifak da zaten söz konusu değil. Yani İktidar Partisi'nin canı gölden istediği bir şey bu. Ve ya işte CHP ile HDP bir araya gelir, CHP HDP ittifak yapacak diye yaklaşık iki senedir falan söylüyorlar. Öyle bir ittifak da yok yani, ikisi de ayrı. Ha, HDP'ye zarar verir mi? Vermez. Çünkü şimdi HDP'nin hele yerel seçimde girdiği, dediğiniz gibi o 16 il onlar için önemli. Burada da bir başka test de var ama şimdi. Nedir o? Orası da çok kolay bir şey. Şöyle bir şey var. Şimdi İktidar Partisi bir hamle yaptı. Ve birçok belediye başkanını görevden aldı. Kayyumlar atadı. Yüzün oraya üzerinde. Büyük yatırımlar yapıldı. İşte Sur yeniden inşa edildi. Cizre öyle, Nusaybin'i. Yani o yıkılan yerler, Yüksekova'sı, Hakkari'si. Şimdi oraya... Ve bütün paralar harcanarak yeni kentler, modern şeyler kuruldu. Şimdi oradaki seçmen ne? Bu sefer ne yapacak? Şimdi oradaki seçmen diyecek ki İktidar Partisi, işte bak benim tarzım bu. Ben olursam işte bu kadar para harcadık, böyle bir şey yaptık. Bana oy verirseniz bu devam eder bir 5 yıl daha. İşte burası bambaşka bir Cizre olur, bambaşka bir Nusaybin olur. İşte siz de rahat edersiniz falan. Şimdi oradaki seçmen buna mı evet diyecek? Yoksa kendi kimlik, hayır benim partim var. Önemli olan Kürt kimliğini veya Kürt bayrağını burada dikmektir, sürdürmektir. Ben buradan, bu tavrımdan vazgeçmem mi diyecek? Şimdi eğer böyle bir tablo yine işte Diyarbakır'da büyük farkla HDP alırsa, diğer yerlerde de hep HDP çok büyük farklar alırsa, demek ki oradaki mesele hizmetten veya yapılaşmadan veya bir kente yatırımdan çok başka bir kimlik siyaseti. Kimlik siyaseti, kimlik siyaseti daha önemli ideoloji olacak. Olacak. Yani o da biyolojik değil. Kimlik siyaseti. Kimlik siyaseti, kimlik siyaseti olarak ideoloji başka. Evet ama yine demek ki şey, hizmetten çok yerel seçim bu halbuki, değil mi? Tabii, yerel tabii. Seçimler i̇şte hizmete değil. Göre verilir. İşte onu mesela yani. Demek ki öbürü bunu mesela ideolojik önce, de değil demek ki. Yani bunu daha önce test ettiğimiz bu seçimde den önce de böyle bir test ettiğimiz bir mesele yoktu. Yok. Çünkü oradaki seçiliyordu HDP'li belediye başkanları idare ediyordu. Seçmen de ona oy veriyordu. Genel seçimde işte kendi partimiz barajı açsın, milletvekilleri çıkalım diye oy veriyordu. Şimdi ilk defa ellerinden partiler hükümet zoruyla gitti. Görevden alındılar, kayyumlar atandı. Kayyumlara büyük paralar verildi. Bazı kayyumlar aday gösterildi. Bazı kayyumlar aday, evet. Başarılı buldular ki aday gösterdiler. Bayağı kayyumlarda epiler işler de yapıldı. Yapılmadı değil yani. Kayyumlar mı yaptı? Kayyumların işte merkezden mi yapıldı? Ayrı bir konu ama fotoğraf olarak şöyle oldu. HDP'li belediye gitti. Orası bambaşka bir dönüşüm oldu. Şimdi buna karşı oy gelecek mi gelmeyecek mi? Güneydoğu'daki şey bu. Yani bizim batıdaki hani onunla mı yakın bu, bununla mı yakın derken şey. Bir de bu hani karar, ben gri bölge derken kararsız seçmen başka bir şey. Türkiye çapında bir kararsız seçmen olması. Mesela şimdi Ümraniye, evet Ümraniye'deki şeyde kimin kazanacağı belli mesela. Gidin Arnavutköy'e, Boğaz'daki Arnavutköy'e. Sahildeki değil. İlçe Arnavutköy'e. Şimdi o Arnavutköy'de AK Parti'nin alacağını, Bağcılar da AK Parti alacaktır. Nasıl biz Beşiktaş Kadıköy'e örnek veriyorsak, tam tersi de burada büyük farklı öyle. Şimdi mesela İstanbul için o gri bölge, yani geçişkenli bölge, MHP'nin tavrı, oradaki İYİ Parti, MHP'den İYİ Parti'ye geçenlerin veya eski ANAP'ların, DYP'lilerin tavrı belirleyecek. Neresi? Mesela Üsküdar. Şimdi Üsküdar'da öyle bir şey ki burada AK Parti de alabilir, CHP de alabilir. Mesela Eyüp. Şimdi öyle alanlar, böyle iller de var yani. Çünkü şimdi burada ittifak olduğunda MHP ile AK Parti arasında bir yakınlaşma var. Yani o seçmen bu tarafa oy verirken rahatsız olmayabilir. Yani MHP'nin belki bir kısmı olabilir.
Ya niye AK Parti'ye veriyoruz hani? Veya AK Partili seçmen MHP'yi, oradaki MHP adayını kendine yakın bulabilir. Ya işte muhafazakar, milliyetçi falan. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nda anlaşılır bir ittifak var. Şimdi zorlanan kesim o öbür taraftaki ittifak. Yani, orada tutkal yok görüşüne yok, katılır mısınız? Yok, tabii işte onu diyorum. Ya bu tarafta var tutkal. İktidar yani, tutkalı var. Öbür tarafta yok. Hem de iktidar tutkalı var, hem ideolojik tabii olarak daha yakınlık tabii var. Şimdi ki bu tarafta bakıyorsun. Muhalefet etmek bir tutkal yani, olamıyor yani. Olamıyor. İyi Parti ile mesela CHP sadece arasında bir hani Millet İttifakı, o lafta ittifak. Şimdi tamam, liderler biz ittifak yapıyoruz, şöyledir böyledir diyoruz ama aşağıya doğru indiğiniz zaman hiç öyle değil ki yani. Örgütler, seçmen. Sözünüzü kesiyorum. Sadece AK Parti karşıtlığında bir araya gelirlerse de oy alamayacaklarını hayır düşünüyor. Hayır, o da yok. O daha da zarar verecek. Yani, o da bir propaganda malzemesi olarak kullanılıyor. Tabii, iktidar tarafından zaten. Tabii ki. Çok değil önemli. Zaten 24 Haziran'da gördük öyle bir karşıtlıkla bir araya geldi. Zaman olmuyor. Hiçbir işe yaramadı. Çünkü olmuyor. Öbür taraftaki seçmen kendini CHP ile yan yana görmüyor. Saadet seçmeninde şimdi CHP. Bir araya yani liderler nasıl oturup konuşsunlar, konuşurlarsa konuşsunlar, alt tarafta öyle olmuyor. Şimdi, bu durumda iktidar açısından Büyük Birlik Partisi'nin de dahil olmasında bir sıkıntı yok. Yok bence. Olursa. Bugün görüştüler bu arada. Zaten başından beri fiilen içeri. Şöyle, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı zaten AK Parti milletvekili. Evet. Dolayısıyla tabii bir şey yok onun yani. İzahı yok. Mustafa Destici oradan. Malum yani milletvekili ama sonra o tekrar partisi geçti. Ayrı geçti ama ben seçilme anlamında olabilir, söylüyorum. Olabilir. Kontenjandan geçti. Saadet'ten de seçilenler, şey CHP'den seçilenler de Saadet'e gitti. İki milletvekili yani var. Aynen yani lider boyutunda söylemek için söylüyorum. Ha, sizi tamam teyiten söylüyorum onu. Yani burada bir sıkıntı yok Cumhur İttifakı. Orada sıkıntı millet yok. Diğer tarafta var. Millet var. Yani Millet İttifakı'nda kimi destekleyecek. Çünkü mesela millet şeyden çıkıp dediler ki bu CHP ile olan ittifak zarar verdi. 24 Haziran'da İYİ Parti'nin yöneticileri dedi ki ya bu ittifak yapmamız bize zarar verdi. Oylarımız düştü. Şimdi aradan ne kadar geçti? İttifak için masaya oturuyorlar. Zarar vermişse nasıl ittifak yapılacak? Madem ki CHP İYİ Parti birlikteliği İYİ Parti'ye zarar verdiyse İYİ Parti niye bir daha CHP ile ittifak yapıyor? Yani o zaman yanlış tespit ettiler. Yani orada İYİ Parti çok fazla derecede kendini bir kısım kamuoyu araştırmacıları falan kimlerle çalışıyorlarsa bir ara oylarını bunların %20'lerde falan gösterdi. Ben o tarihlerde Meral Hanım'la da görüştüm. Dedim ki bakın yani bizi ilgilendirmez, sizle de çalışmıyoruz ama sizin oy oranınız yani baraj boyut sorununuz var. Tek başına girmiş olsanız 7-8 bantında görünüyor. Yani ama bunu bilesiniz. Bu toplumsal beklentiyi arttırır sizin oy oranınızı %20'lerde, 30'larda söylemeniz bir süre sonra seçim olur. Yani berbere gider insanlar, saç kesilir, yere dökülür. Yani insanlar da görür onu. Siz de seçim günü ortaya çıkan rakam karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarsın. Bunu kendisine bizzat ifade etmiştim. Tabii o günün şartları altında siyasetçiler genelde hele hele yeni bir parti, birileri sizi her şehirde karşılıyor falan. O şeyi çok göremeyebiliyorlar. Yani ben peki onu ifade etmiş olayım. Peki. Kusura bakmayın araya tamam girdim ama. Bir soru daha şekillenmişti. O da solu kim temsil edecek sorusuydu. Değil mi? Vallahi siz dile getirmiştiniz yine. Evet. Bu şimdi sorunun cevabı yok demiştiniz. Peki CHP'nin belki bir kanadında var ama o ne kadar etkili bilmiyorum. Yani ama bu yani işte yerel seçimde çok da öyle sol olsun bilmem ne olsun falan değil. İşte mesela bakıyorsunuz yani şimdi gidip İstanbul'dan hep örnek veriyoruz da bildiğimiz gibi Bağcılar'ı gezin dolaşın bir akşam yaşayın. Bir de gidin Kadıköy çarşıya dolaşın yaşayın. Şimdi apayrı iki sanki ilmiş gibi, apayrı iki ülkeymiş gibi durum var. Yani şimdi aynı şey değil. O yüzden oradaki insanlar memnun mu? Bir kısmı memnun ki oy veriyor. Benim mahallemde böyle olması. Ama bir bakıyorsunuz Kadıköy'e, Beşiktaş'a gidin. Ya oradaki insanlar hep yukarıdan gelmişler. Ümraniye'den falan gelenler Kadıköy'e iniyor. İşte buradan Bağcılar'dan, Esenler'den kalkıp insanların çoğu, özellikle gençlerin kendi mahallesinde rahat edemeyenler bu tarafa gidiyor. Bakırköy'e iniyor, Yeşilköy sahillerine iniyor falan. Şimdi o taraflarda rahat eden bir şey var ama kendi mahallesinde aynı ortamın olmasını da istemiyor. Yani benim burada olmasın diyor. Öyle yani Kadıköy çarşı gibi bir caddemiz olmasın kardeşim. Orada bir hanesi, orada işte eğlence yeri, öbür tarafta
lokantalarıyla falan böyle bir çarşı istemiyorum diyor. Ama, yani ama öyle bir çarşı istiyor. Bir Beyoğlu örneği de burada ilginç Beyoğlu bir örnektir yok yani. Diye. Mesela Beyoğlu diye bir yer yok. Beyoğlu çok şekil değiştiriyor Beyoğlu son dönemde. Evet, onu diyorum. Yani işte iki yıl önce başka bir Beyoğlu'ydu. Beş yıl önce başka bir şeydi. Girdiğiniz zaman bomboş binlerce insan bu tarafa yürüyor, bu tarafa yürüyor. Yani öyle bir sokak kafelere bilmem neler falan ara sokaklara atıldı. İşte belediye başkanı da 3-4 sene önce sokakta oturmayı bile yasakladı. Herkese ceza kesti. Herkes içerilere kaçtı. Hatta bir ara o içki veren yerlere perdeler falan konuldu ki dışarıdan geçenler görülmesin diye. O Beyoğlu öyle bir Beyoğlu değil. Şimdi girdiğiniz zaman da son zamanlarda gittiniz mi bilmiyorum. Taksim'den Beyoğlu'na girdiğiniz zaman... İstiklal'de yürüdüm bu hafta. Gördünüz mü? Nerede acaba Türkiye'deyim miyim diyorsun. %70'i Arap falan oldu. Çünkü Arapların etkin işte olduğu yer. Sizi yine orası, teyit eden bir şey. Bakın İzmir'de biraz önce Erhan Bey'in söylediği... Yani insanların yaşadığı yer değil. Orası ev muhiti, mahalle değil. Orası iş yerlerinin olduğu. Hayır, şimdi aynısını benzeyen bir şey söyleyeceğim. Yani yine sizinle çok farklı olmayan bir şey. Nihat Zeybekçi birkaç gün önce işte bir açıklama yaptı biliyorsunuz. O yapmış olduğu açıklamayla AK Parti'nin profilini çizmeye çalıştı kendi açısından. Dedik işte bazen içki içerler, bazen namaz kılarlar gibi bir algı oluşturdu. Bu ama demek ki burada bir sorun gördü ki böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Ama şöyle bir durum oluştu. Sosyal medyadan takip ettik biz o açıklamadan hemen sonra. Bu sefer AK Parti'nin muhafazakar seçmeninde çok ciddi bir tepki aldı. Evet. Beklenenin çok üstünde bir tepki aldı. Evet. Basının bir bölümünde de aynı şekilde tepki dolayısıyla gösterildi. Dolayısıyla yani 60'lı yıllarda siz bu söylemi İzmir'de başka bir dil kullanıp Kahramanmaraş'ta başka bir dil, Konya'da başka bir dil kullanabilirsiniz 60'lı yıllarda. Ama bugünün dünyasında siz konuşurken kendi tabanınızı esas alan bir ifade biçimi kullanmak durumundasınız. Aksi takdirde yani o kri alanın dışındaki diğer alana sadece el sallamak anlamında okunmaz. Öbür tarafın kapısını çalmak şeklinde okunur. Ve seçmenden bu sefer de bu tarafta çok ciddi bir sert tepki alırsınız. Çünkü seçmenin başka alternatifleri doğar. Kime gider? Hemen değil ama uzun soluklu süreçte eğer bunların arkası gelirse seçmenin bir kısmı Saadet Partisi'ne, belki bir kısmı yeni kurulan Erbakan'ın oğlunun oğlu yeni Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni Refah Partisi veya bir başka arayış doğar. Büyük Millet Partisi mi? Bir arayış doğar, onu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla seçmenin bu farklı biçimlerde duran duruşunu da kimse yadsımamalı ve yok saymamalı. Peki. Şimdi demek ki şöyle bir sonuç çıkıyor dediği de bazı bölgeler var. Şimdiden mesela alt alta yazabiliriz hangi parti kazanacağını şimdiden biliyoruz. Bazı ilçede, ilçeler düzeyinde seçim dahi. Seçim toto oynayabiliriz. Oynamamıza bile gerek yok. Bu dediklerim %99 olarak. Doğru, tamam. Efendim oturup bir yazsın çıkar. Tabii, çıkar. Bazı yerlerde var işte o ittifak niye arayışına giriyorlar? İşte Antalya mesela. Tabii. İttifak arayışı var. MHP AK Parti desteği olursa AK Parti devam eder mi? Tabii. Çünkü etmez iki puanlı, Ankara puanlı. Mesela. İstanbul şimdi, Büyükşehir'de böyle mi? İstanbul Büyükşehir'de aslında aşağı yukarı böyle ama işte İstanbul'un oy deposu olan ilçeler AK Parti'nin yanında olduğu için daha AK Parti burada avantajlı gözüküyor. 6 ila 10 puanlık fark yanına, var yanlış hatırlamıyorsam. MHP'yi de yanına alırsa bir farklı. Şimdi bir de tabii ki buradaki bunlar belli ama bu seçimin kampanya nasıl yürüteceği de çok belli ki sosyal yani, medyadan ağırlıklı olarak yürüyecek. Yok yok yani söylem ne olacak? Evet. Ay şimdi mesela Cumhurbaşkanı dedi ki artık böyle böyle olmayacak falan. Geçen, şekli tarifi. Hayır geçen seçimde öyleydi. Geçen seçimde de bayraklı asmak yasaktı. Sadece ilçe binalarına veya adayların ofislerinin önüne asmaktı. Diğerleri de yasaktı. Bu yeni bir şey değil ki. Ama işte yani, Anadolu'da asılıyordu. Hayır tabii. Efendim çoğu yerde şeydi yani. Hayır, oranın... Yani... İktidar partisi asabiliyordu. Tabii o anlamda söylüyorum. İktidar partisi, muhalefet partisine hemen polis geliyordu kaymakamlarına. Okullara hatta camilere bile. Ha, onlar istediği yere asıyordu yani. O, onu, şimdi onu... artık Cumhurbaşkanı demek ki biz de asmayacağız dedi. Öyle. Çünkü diğerleri hakikaten öyle asamıyordu yani. Herkes şeyinden... Ama herhalde bir belediye şimdi başkan adayının mitingini görmeyeceğiz örneğin. Böyle bir şey olmayacak. Bir belediye başkan adayı miting yapmayacak. Yok yani. Yok. Yapacak. Miting hariç tabii. Miting tabii. Gerçi Binali Yıldırım olursa beklenir böyle bir hayır, şey ama. Orada da olacak. Liderler de yapacak. Şey liderler kursu, tamam. Adaylar açısından söylüyorum. Adaylar yapar zaten. Ne olur ki adayların şeyini. Herkes seçimde, seçim bölgesinde birden fazla toplantılar, mitingler. Büyük şehirlerde yapacaklar da küçüklerde işte salon toplantılarına yetişecek.
Burada söylem ne olacak? Bir de o mesele var. Yani AK Parti İktidar Partisi nasıl sürükleyecek bu? Yani o gönül şeyi? Belediyeciliği diye arkasında yani biraz yeni değil, bir biraz şey. Bence işte Türkiye şunu söyleyecekler bence. Ya bu şey var. Bir kere başrolde yine adaylardan çok Cumhurbaşkanı olacak. Evet. Kendi için oy isteyecek. Bir önceki evet. olduğu gibi. Kendi için oy isterken diyecek ki bakın bir düzen kurduk. O Cumhur İttifakı ile birlikte işte 24'ünde yeni bir başkanlık rejimine geçtik. Onun sürmesi için bu çok önemli. Buradan kaybedersek, düşersek bakın o sekteye oynar. Sekteye oynarsak bak ekonomiyi yeni toparladık. Dış güçleri bertaraf ettik. Aman ha bir şey olursa bu dolar gene 7-8'i çıkar. Enflasyon 40'lara gelir gibi. Biraz da böyle milleti ürkütecek. Biraz da eyvah hakikaten öyle mi olur diye bir politika çizecektir. Ve de başka şeylerle de meşgul edecektir. Bu konuda herhalde dünya çapında bir başarısı var. Şöyle bir başarı da söyleyeyim. Gündem değiştirmeyi mi kastediyorsun? Ya hayır, kendi belirliyor. Hı. Ve bunu zaten eski danışmanı Yalçın Akdoğan çok güzel anlatmıştı bir yazısında. Ya zaten bu bunun sanatı diyor, böyle bir şey ortaya atar. İnsan da tartıştırır falan diye bir yazı yazdıydı. Sonra bakar ne oluyor, ne gidiyor falan, test eder hani bir meseleyi atınca. Ondan sonra... Ha bak tutuyorsa devam eder, tutmuyorsa yön değiştirir gibi. Bakın biz Türkiye'de belki 24 Haziran'da hani kimi seçmemizin ötesinde çok önemli bir seçim yaşadık. Nedir? Eğer Cumhur İttifakı başarılı olamasaydı, bakın Cumhurbaşkanı kimin olacağını demiyorum. Cumhur İttifakı meclise girmeseydi, ne azınlıkta olsaydı, Millet İttifakı çoğunlukta olsaydı, Cumhurbaşkanı yine Tayyip Erdoğan olsaydı, ülkeyi böyle rahat yönetebilir miydi? Yönetemez. Hani istediği gibi başkanlık kararnameleriyle devlete şekil verebilir miydi? Veremezdi çünkü karşısında bir yasama organı diye bir defans olurdu. Yasama organı ona karşı bir takım muhalefet çoğunlukta olsaydı yani İYİ Parti, Saadet ve CHP bile o çoğunluğu alsaydı. HDP de buna destek verecekti. Böyle şimdi biz o zaman neyi oyladık? Ya biz tek parti düzeni mi olsun? Tek kişi yani tek adam yönetimi mi olsun, başkanlık sistemi olsun veya Türk usulü başkanlık mı olsun? Öyle tarif edelim. Parlamenter sistem devam mı etsin, biz parlamenter sisteme döneriz gibi bir hava vardı değil mi? Peki böyle bir tartışma oldu mu? Olmadı. Bir şey sorabilir miyim? Niye olmadığını da söyleyeyim mi? Cumhurbaşkanı çıktı, bakın çok enteresan orada takip ederken dedi ki millet kıraathaneleri dedi. Çay vereceğiz, kek vereceğiz dedi. Şimdi ertesi gün muhalefette vay çay veriyormuş, kek veriyormuş. Öbür taraftan dediler ki ya çorba da ver. Bak çorba da vereceğim, vermeyeceğim. Yok Eskişehir böreği versin, vermesin. 10 gün böyle ki zaten 3 haftalık bir kampanyanın 10 günü millet kıraathanesi, millet bahçesi kek mi verilsin, çay mı verilsin? Peki bunu kim yaptı? Bu plan değil miydi? Cumhurbaşkanı çok akıllı bir şekilde söyledi. Bütün hepsi peşine düştü. İkinci önemli nokta yani dedi ki kim ne istiyordu Cumhur bloğu? İşte, Cumhurbaşkanı seçilsin, tek başına ülkeyi yönetsin. Cumhurbaşkanı da çıkıp dedi ki ben bunları gelirsem yapacağım. Peki karşı tarafta kim vardı? Millet İttifakı'nın sloganı neydi? Ya biz size verirseniz biz parlamenter sistemi yeniden döneceğiz değil mi? Evet. Peki bir süre sonra onların çıkardıkları adaylar... İnce de olsun, Akşener olsun hepsi ne demeye başladılar? Bize oy verseniz şunu yapacağız demeye başladılar. Peki bize oy verse, ona oy versek tek kişi neye göre yapacak? Hani parlamenter sisteme dönecektik. Onlar da vaat etmeleri. Onlar da vaat etmeye başladı. Şimdi onlar vaat ettiği zaman bana verirseniz oyu şu kadar. Şimdi öbür taraf iktidar. Ve nitekim çok etkili oldu. Şeyde bayramda ikramiye verdi. Şimdi ikramiye verince CHP dedi ki ya bu benim zaten teklifim. Ben gelirsem bunu vereceğim dedi. Şimdi meseleyi aldı, rejimin dışına çıkardı Cumhurbaşkanı ve verdi. O zaman sağdaki adam dedi ki ya kardeşim sen vaat ediyorsun, bu veriyor. Güzel. Verdi işte diyor. Ve ben bunu şahit, verdi ya diyor, ne yapayım diyor, verdi. O daha verecek, gelecek de verecek. Şimdi oy şeyi bu tarafa kaydı. Tartışma... Millet bahçesi olsun mu olmasın mı diye bir tartışma içinde işte bu kadar ağaç kestik, bunu yaptık, şunu yaptık veya ağaç diktik diye bir tartışmaya döndü. Ama şeyin gündemi ne olmalıydı?
muhalefetin. Ya biz nasıl bir ülke olacağız, nasıl yöneteceğiz diye. Şimdi bu seçimde de ben inanıyorum ki şeyin elinde, iktidar partisinin elinde bir takım böyle şeyler vardı. Bir anda bir Türkiye bırakır seçimlerimiz, bambaşka şey tartışabiliriz yani son bir ay onların içinde, peşinden gidileceğini düşünüyorsunuz. Yani. İktidar da peşine bir takılacaktır, onların peşine gidecektir. Ha, bu ne kadar fark eder? Bazı yerlerde işte bu gri bölgelerde fark edebilir ama bu verdiğimiz şey örnekte dediğim gibi Arnavutköy'de, ilçe olan Arnavutköy'de fark etmez. İşte ne bileyim Bakırköy'de de fark etmez ama çoğu yerde yani böyle insanların kafasının karışık olduğu ya o mu bu mu ha iki tarafta olabilir falan dediği bölgelerde gri yerlerde bazı yerler Manisa'da edebilir. Peki. Vallahi. İttifaka kim neden ihtiyaç duydu sorusuna geliriz ama HDP'yi konuşurken bir nokta açıkta kaldı. Onu da bırakmayalım kenarda. İdeolojik siyaset mi kimlik siyaseti mi noktasında bir tarife ihtiyaç vardı. Siz kimlik siyasetini tercih ettiniz. Neden? Şöyle ki somut bakalım. Mehmet Ali Bey tenzih ediyorum onu. Anket üzerinden değil, seçim sonuçları üzerinden bakalım. Son seçimler dahil, genel seçimler dahil, referandumlar dahil olmak üzere. Acaba Güneydoğu Anadolu'da oyunu HDP'ye veren yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin gönlündeki ikinci aslan hangisi? Anketlere soralım mı? Anketlere değil, seçimlere bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi. Doğru. Anketler de öyle yani. Anketler de öyle. Seçimler de böyle. Ha demek ki bu bir ideolojik tercihten kaynaklanmıyor. Yoksa HDP'nin muadili partiler var. Çok daha keskin olurdu o zaman evet. Tercihler ve çizgiler. Ha, şu olabilirdi bakınız. AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenine sorsanız deseniz kardeşim, değerli yurttaşım, göndeki ikinci aslan kim? Saadet Partisi derse bu bir ideolojik yaklaşımdır. Ya da CHP seçmenine derseniz deseniz ki arkadaşım, değerli yurttaş, göndeki ikinci aslan kim? Dese ki Demokratik Sol Parti. Ha bu bir ideolojik tercihtir ama aralarında bu kadar keskin, zıt, kamplaşma, kutuplaşma ki ben bu kelimeleri kullanmayı hiç sevmeyen bir arkadaşınızım olan bir siyasal parti düşünün. Gönlündeki ikinci aslan son seçimler dahil olmak üzere eğer iktidar blokuysa ha demek ki burada bir ideolojik berraklık, bir ideolojik tercihten kaynaklanan durum yok. Burada bir kimlik siyaseti var. Bu bir. İkincisi az evvel Zeynep Hanım CHP kurmaylarına aslında çok güzel ev ödevleri verdi. Keşke kendisini izleseler. Hocalığından olsa gerek. Aynen. Bakınız ne dedi? Ama yapmıyorlar hiç ev ödevleri. Bakınız ne dedi? Şunu dedi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi dışarıda gidiyor iktidar partisini şikayet ediyor. Yani ben de kamuoyunda Kemalist, ulusalcı, avrasyacı bir seçmen ya da bir yurttaş, bir cumhuriyetçi olarak bilinen bir arkadaşım olarak ben de onların bu tutumunu eleştiren bir arkadaşımızım. Ama şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hiç uzağa gitmeyelim. Yakın dönemlere kadar evet. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yurt dışında şikayet ettiği çok vaka var. Ya bir de şu var, bir hukukçuyu alıp yurt dışına götürseniz Türkiye'de hukuk sistemi nasıl işliyor diye sorulsa ona söyleyeceği şeyler ortadadır. Mesela örneğin. Açılım sürecini ele alalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri az mı eleştirdiler muhalefeti? 1 Mart tezkeresini ele alalım. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, canım bu CHP'de çok fazla anti-Amerikancı demişti. Dün gibi kulaklarımızda. Ya da iktidar bloku iktidarın ilk yıllarında yani 2003, 2004, 2005, 2006'lı yıllarda yurt dışında az mı yakındı askeri vesayetten? Canım bu her şeyde Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor diye az mı şikayet etti Türkiye'yi? Dolayısıyla söylediklerinizin hepsi 10 küsür yıl önce yalnız. İzin verin lafımı bitireyim ben tamam. Hocam. İzin verin lafımı bitireyim. Ha demek ki bunlar konjonktüre göre değişebiliyor. Yakına gelelim 10 küsür yıl önce gitmeyelim. Açılım sürecinin son demlerinde gidilen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına parlamento çoğunluğunu kaybetmişti. %40'a inmişti. Anketlere çok büyük itibar eden Sayın Cumhurbaşkanı baktı ki gidişat pek parlak değil. Hemen ne yaptı? Açılım sürecini noktalandırdı. Daha milliyetçi söylemleri öne çıkardı ve 4-5 ay sonra gidilen, yenilenen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %40'dan yeniden %50 bandına çıktı. Üstelik bu 10 yıl evvel falan da değildi. 2-3 yıl evveldi. Dahası o dönemin başbakanı, eski Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu %50 oy alan bir parti genel başkanı ve başbakan olduğu halde
Suriye siyasetinden dolayı siyasi hayatını noktalamak durumunda kaldı. Ha, demek ki o anlamda dış politika değişebiliyor. Ya da yine Zeynep Hanım az evvel çok haklı ve çok yerinde örneklerle PYD-YPG örneğini verdi. Emperyalizm destekli bir aparat olan, bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye uzantısıdır. Öyle değil mi hocam? PYD. Buna hiç itirazımız yok. Ama hemen anımsayalım. Öyle 10 yıl evveli falan da değil ha. Birkaç yıl evveli. Ankara'ya geldi. PYD'nin eş genel başkanı ki İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Çok da iyi Türkçe konuşuyor. Salih Müslim'den. Salih Müslim. Türkiye'ye her gelişinde balla, börekle, baklavayla, çörekle ağırlanır, uğurlanırdı. Kaç yılı? 3-4 yıl oldu. 3-4 yıl evveli. Açılım süreci. Değil. Ya da bir başka örnek. Hemen Suriye'den komşumuz Irak'a atlayalım. Barzani siyasetimiz 180 derece değişmedi mi? Barzani'yi parayla, pulla, diplomasiyle, bayraklarını göndere çekerek, kendisine birinci sınıf devlet başkanı muamelesiyle protokol uygulayarak ağırlayan, uğurlayan, yolculayan da bizdik. İktidar Partisi'nin büyük kongresinde bu millet memleket seninle gurur duyuyor diye sloganlar da atıldı. Diyarbakır'da falan şarkılar, Türkler, halaylar da oldu. Ama 25 Eylül Irak'ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumundan sonra Barzani aleyhindeki en sert laflar yine bizden çıktı. Ha, demek ki bu dış politikadaki yaklaşım, U dönüşü falan, eminim CHP bunu kullanamayacaktır, ayrı mesele. Ama o kadar da seçmen eleştiri nezdinde, de var burada CHP'ye. O kadar da peki, seçmen nezdinde prim yapmıyor. Yani dış politikadaki bu keskin U dönüşlerine bakıp vatandaş oyunun yönünü çok da değiştirmiyor. Bir kere bunu saptayalım. İkincisi, az evvel değerli meslek büyüğüm Mehmet Bey'e ve üstadımıza sordunuz, bu HDP ittifakı ne olur? Ben yine anketlere bakmayacağım. Şimdi Mehmet Ali Bey hemen bana bakıyor. Ben bir sosyal bilim öğrencisi olarak yine anketlere bakmayacağım. Seçimlere bakacağım. Birlikte muhabirlik yaptığımız günler 1989 belediye seçimleri. Sosyal Demokrat Halkçı Parti olağanüstü bir oy oranı ve başarıyla Türkiye çapında birinci çıktı. Tamam. Yerel seçimler. Çok değil, iki sene sonra. Yerel seçimler avantajıyla, belediye başkanlıkları avantajıyla gitti ama yanına HEP'in öncülü olan partilerden biriyle gitti. CHP, HEP ittifakı. HDP'nin yani hani babasının dedesi diyelim. Ne oldu? Birinci olarak girdiği seçimlerden 20 Ekim 91 genel seçimlerinde üçüncü olarak çıktı. O kadar etkiledi. Yetmedi. 95'te barajı zar zor geçebildi. 10.7 ile. Onun çünkü travması, onun tortusu devam ediyordu. Yetmedi. 99 seçimlerinde de parlamento dışında kaldı. Yani CHP ile HDP ittifakını böyle ısrarla, iştahla savunanlara ben anketleri göstermem. Ben sadece seçim sonuçlarını gösteririm. 89 belediyelerinde birinci, çok değil 2 sene sonra 91 genel seçimlerinde üçüncü, 95'te zar zor 5. parti parlamentoya anca girebildi. 99'da yani baraja attı. Sonuç bu CHP'ye iyi gelmez ama Mehmet Tezkan'ın söylediği gibi HDP'ye etki etmez. Anketçilerin evet, savunması genel anlamda yapmayayım da emin olun anketler de böyle çıkıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Zaman zaman ben de gazetecileri yani savunmak durumunda kalıyorum. Yani anketler de seçimlerden ve çok farklı çıkıyor. Son olarak da diyeceğim şu. Hepimizin belki konuştuklarının, müzakerelerin özeti babında. Bütün siyasal partiler için seçmenin gönlündeki ikinci parti olmak ve bunu korumak, bunu muhafaza etmek çok önemlidir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi niye başarılı? Çünkü seçmen temsiliyeti anlamında, sınıfsal anlamda, bölgesel anlamda, iller anlamında, demografik düzlemde, sosyolojik düzlemde, etnik ve mezhepsel düzlemde ya birinci ya ikinci. Şimdi üçüncü olduğu ilimiz yok. Doğru. Milletvekili çıkaramadığı ya bir ya iki ilimiz var. Hani o da işte Tunceli gibi, işte efendim Iğdır gibi, etnik kimliklerin öne çıktığı işte Hakkari gibi yerler. Şimdi demek ki kadının da erkeğin de, varsalında yoksulunda, yüksek eğitimlinin de daha düşük eğitimlinin de, gencinde yaşlının da, sınıfsal olarak da, demografik olarak da, Türk kökenli yurttaşlarımızın da, Türk kökenli yurttaşlarımızın da, kuzeyde yaşayanların da, güneyde yaşayanların da, Sünni'nin de Alevi'nin de gönlündeki ya birinci ya ikinci aslan olmuşsunuz ki çoğunlukla birinci olmuşsunuz. Türkiye'de demografik olarak, sosyolojik olarak, sayısal ve siyasal olarak birinci partisiniz. Çünkü %50'yi başka türlü açıklayamayız. Yani kadınlardan oy almayan ama %50 oy alan, yoksullardan oy almayan ama %50 oy alan,
falanca etnik kümeden, falanca mezhepsel kümeden oy almayan ama %50 oy alan, gençlerden oy almayan ama %50 oy alan bir parti olamaz. Demek ki bu temsiliyetteki yaygınlık, genişlik çok güçlü. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından söylüyorum. Bir de ikinci bir avantajı daha var. Pek çok yurttaşımızın gönlündeki ikinci aslan. HDP seçmeninin 1/3'ünün gönlündeki ikinci aslan. Tersi söz konusu değil ama. Değil. Büyük Birlik Partisi seçmeninin gönlündeki ikinci aslan. Ha, bunu konjonktürel olarak değerli meslektaşım geçmişte yakalayanlar oldu. Misal rahmetli analım Bülent Ecevit 18 Nisan 99 seçimlerinde pek de örgütü olmadığı halde, pek de büyük kampanya bütçesi olmadığı halde Türkiye çapında birinci parti oldu. Çünkü o dönem hem Cumhuriyet Halk Partililerin, ki CHP baraj altında kalmıştı, hem Milliyetçi Hareket Partililerin milliyetçi kimliğinden dolayı ve hani eski sol kimliğinden dolayı gönlündeki ikinci aslandı. Keza 99'da ikinci parti olan, büyük bir sıçrama yapan, Devlet Bahçeli'nin girdiği ilk sınavdan büyük başarıyla çıkan Milliyetçi Hareket Partisi. Seçmenlerin gönlünde ikinci aslan olmayı kotardığı, başardığı için büyük bir sıçramayla 99 seçimlerinin ikinci kazananı, ikinci partisi olabilmişti. Şimdi dikkat ederseniz bir siyasal parti başka partilerin seçmenlerinin gönlünde ikinci aslan olmayı, ikinci tercih olmayı başardığı, kotardığı zaman ömrü uzun olabiliyor. Bu bir zamanlar Anavatan Partisi için geçerliydi. Devamı gelmedi. Demokratik Sol Parti, az evvel ne dedik? 99'da birinci oldu. Çok değil. 2002'de %1'e indi. Yani 19-20 bandından 1'e iniyorsunuz. 18-19 puan kaybediyorsunuz. Ha, elbette dönemin iktisadi koşulları, kriz koşulları, işte Kemal Derviş politikaları, deprem sonrasının 17 Ağustos depreminin devamındaki becerikler, muhakkak bunlar etkili olmuştur. İçinden gerçi bir İsmail Cem çıkma ihtimali vardı. İsmail Cem çıktı ama İsmail Cem de büyük bir öbek koparamadı. O da %1 aldı. Parlamento dışındaki CHP işte %20 bandında tekrar parlamentoya döndü ve solun büyük partisi olmayı kotardı. Yani o bağlamda seçmenin gönlündeki ikinci parti olup onu muhafaza etmek de önemli. Yoksa peki, bir seçime has olabilirsiniz 99 seçimleri. Ama eğer devamı gelmezse sadece tabela partisi olmaktan ibaret peki olur. Peki, bunları not ettik. Müsaadenizle vakti geldi. Kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Tam da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzakere devam ediyor. İkinci ve son bölümdeyiz. Bol vaktimiz var yine. Geldiğimiz nokta dış politika. Dış politikada U dönüşleri, yakın geçmişte mi, uzak geçmişte mi vesaireydi. Ama bir parantez açalım önce. Tam da yerel seçim gündeminde kısa süre önce çünkü bir haber geldi. Mansur Yavaş'ın durumu soru işaretlerinden birisiydi. Sabah vakti baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mansur Yavaş'a bir tepki oluştuğu ifade ediliyordu. Böyle söyleniyordu. Fakat Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu. Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim, yanıt bekliyorum. Önce bu söylendi, daha sonra şu haber yayıldı. Taze, kısa süre önce geldi, en azından medyaya böyle yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu cuma akşamı, yarın akşam yahut cumartesi sabahı, hafta sonu da sıcak geçebilir, Mansur Yavaş'la görüşecek. Cumartesi akşamı da Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'le görüşmesi beklenmekte. Yani yeniden Ankara için Mansur Yavaş mı öne çıkıyor sorusu şekilleniyor. Evet, yani Mansur Yavaş Bey'le de ben görüştüm. Görüştünüz. Tabii şöyle, Mansur Bey daha önceki görüşmelerimizde, yani bir hafta önceki görüşmemizde kendi gönlünde geçenin hem ittifak ortakları olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin hem de onların dışında başta Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere AK Partilerin bir kısmından oy alarak genel bir aday olarak ortaya çıkmak adına ortak bir arayış oldu. Ortak aday olarak önce işte rozetsiz aday, sonra Türk bayrağını rozet olarak kullanmak. Twitter mesajında onu paylaştı. O şekilde paylaşımlar oldu. Kendisinin gönlünden bunun geçtiğini söyledi ama sonrasında da şunu özellikle söyledi. Yani ittifak ortakları iki parti bir karar verecekler. Ben bu karara saygı duymak durumundayım. Doğal olarak nihayetinde karşımda kurumsal olarak iki parti var. Ama eğer illa da bir parti rozeti olacaksa bu Cumhuriyet Halk Partisi rozeti olmak durumunda. Çünkü sonuç itibariyle daha fazla seçmene hitap eden parti Cumhuriyet Halk Partisi
ifadesini tamam, kullandı. Görüşü ama böyle. Seçim çalışmaları sürecinde de ben dedi, yani daha önceki seçimde de öyle yaptım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti rozetinden daha çok genel anlamda Ankara'yı kucaklayan, Ankara'nın sorunlarını öne çıkaran bir aday olarak sahaya çıkmak istiyorum ifadesini kullandı. CHP'den aday olacak mı? CHP'den aday olacak, evet. Kesin mi? Kesin. Yani şu anda benim aldığım bilgiler o yönde. Kendisinde yaklaşmak. Bu görüşmede artık son ayrıntılar mı konuşulacak? Son ayrıntılar. Yani? Tabii oradaki ayrıntılar daha çok. Yani Mansur Yavaş'ın üzerine yoğunlaştığı düşünülüyor ama bence değil. Yani onun da sebebini söyleyeyim. İlçeler noktasında bir görüşme trafiği devam ediyor. Çünkü daha önceden Mansur Yavaş son seçimde, yani kendisinin aday olduğu ve 25 bin oyla kaybettiği Melih Gökçek karşısındaki seçimde onun en önemli şikayet alanı doğru belediye meclis üyeliklerini oluşturma konusunda bana hiç fırsat verilmedi. İlçe belediye başkanlarını belirleme konusunda benim hiç tasarrufum olmadı şeklinde bir kanaati var. Yani kaybetmesinin muhasebesini bu yönde yapmış görünüyor. Dolayısıyla ben bu dönemde ilçe belediyelerinin de belirlenme sürecinde en azından o masada olmak istiyorum. Ve böylece en fazla oyu alabilecek isimlerle sahaya çıkmak istiyorum ifadesi kendisine ait bir ifade. İyi Parti CHP'nin adayı olması kuvvetle muhtemel Mansur Yavaş'ı mı destekleyecek? Evet, kesinlikle, net olarak. Bunu da Meral Akşener'le görüştüğümde Meral Akşener'in iki gün önceki... İki taraftan doğrulandı yani. Evet. Yani Haber Global izleyicisine duyurulur. Yani şöyle, İyi Parti her halükarda... Kulis notu değil, doğrudan bilgi. Kesinlikle. İyi Parti kesinlikle Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyecek, her halükarda destekleyecek. İster İyi Parti'nin adayı olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsun, her halükarda destekleyecek. Tabii ki bir ittifak var ortada, o boyutuyla destekleyecek. Peki, hafta sonu açıklama gelir öyleyse. Ben daha erken yarın da gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Yarın gelebilir. CHP'den öyleyse gelebilir. Cumartesi günü gerçekleşeceğine göre. Bu açıklamayı CHP'nin yapması herhalde daha şık olur diye düşünüyorum. Efendim? Bu açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmasının daha şık olacağı kanaatindeyim kişisel birisi olarak. Yarın söyleyeyim. Gelirse öyleyse sizi bir daha davet edip ben demiştim demenize fırsat verebiliriz. Yani o çok önemli değil o kadar ama bu görüşmeleri gerçekten bir süredir belki bu araştırma firmalar içinde diğer firmalar genellikle İstanbul olduğu için biz Ankara'da olduğumuz için belki onun avantajı. Yani biz zaman zaman çağırıyorlar bunun artısı ne olur, eksisi ne olur diye. Bütün partiler öyle çağırırlar. Biz de kanaatlerimizi paylaşırız. Yine de not düşelim. 24 saat uzun bir süre. Kesin. Rahmetli Develer'in meşhur lafıdır. Bir şey, 24 saat uzun bir süre. Bir şeyler değişebilir. Peki Mansur Yavaş konusunda ek var mı? Yoksa şu dış politika izinden devam edebiliriz artık. Evet, dış politika. Bıraktığımız nokta şuydu. U dönüşlerinin seçmen üzerinde çok etkili olmadığını söyledi Barış Doster. Siz de bir 10 yıl önceydi, 3 yıl önceydi şeklinde bir dikkat çektiğiniz vaziyete ya da verilen örneklere. Burada pek çok not tuttuğumuzu görmüştük. Tam da orada kalmıştık. Evet. Seyirciye söz verdik, tam kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştik. Ya tabii 1 Mart tezkeresinden bahsettiği için, evet, Barış Hocam o yüzden onu 15 yılı vurguladım. Hakikaten çok büyük değişim var. Ama 2014 yılında da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız... O zaman başbakandı, Haziran ayıydı sanıyorum. Şirvan Perver miydi? Onlar, Şirvan Perver, evet. Evet, onun şeyler verildi, konserler verildi. Büyük bir miting yapıldı. Büyük bir miting yapıldı. Tabii ki AK Parti Kürt oylarına hep her zaman talip oldu. Ama PKK'yı tutan Kürt oylarına talip olmadı. Ve bence zaten bu konuda da büyük bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyorum. İdeoloji mi, kimlik mi konusuna geldiğimizde biraz evvel zaten programın başında söyledim. Sol görüşü hangi parti temsil ediyor? Belki burada tartışabiliriz ama bence HDP talip sol oylara, solu temsil eden tek parti olarak HDP ben görüyorum. Ve HDP'nin bu ideolojisi çok ortada ve HDP'ye oy verenler sadece kimlikten dolayı değil, sol bir ideolojiye sempati duyduğu için de oy veriyor. Ama bu HDP özellikle iki parti tarafından terör destekçisi diye tarif ediliyor. Şimdi MHP ve AKP. Ama şimdi öncülü olan siyasal partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Peki PKK eğer terör örgütüyse HDP de şunu çok açık söylüyor. Ben yine saha araştırması yaptım 2009 yılında. Dediler ki önce PKK vardı, sonra biz vardık. Yani biz PKK'nın uzantısıyız. HDP'liler bunu reddetmiyor ki. HDP'liler çok açık bir şekilde söylüyor. Diyorlar ki sivillere yapılan saldırıları kınıyoruz.
Ama askere, polise yapılan saldırıları kınamıyorlar. Ya aslında peki biz... Bu nasıl sol bir yaklaşım olabilir ki hocam işte yani? İşte bilmiyorum, ben de size soruyorum. Sağ araşması yapmışsınız, ben o yüzden size soruyorum. Ama hayır, solu HDP'nin temsil ettiği sonucuna ben bakıyorsun. Ben HDP'lilerin solu temsil ettiğini savunduğunu söylüyorum. Yani Türkiye'de... Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Onlar öyle söylerse, onlar öyle. Bakın AKP mi diyeceğiz, AK Parti mi diyeceğiz? Tabii ki AK Parti diyeceğiz. AK Partililer kendilerine AK Parti diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun peki grafiklerinde ben o zaman AKP hala yazıyor. Üstüne basa basa AKP mi diyeceğim? O çok tartışmalı bir konu. Yani tescil edilmiş isme bakacağız. HDP diyor ki yani. Ben solum diyor, solu temsil ediyorum, ideoloji diyor. Ben hala onun acaba sol mu değil mi diye onu nasıl sorgulayabilirim ki? O CHP de kendisi sol mu? Şimdi onu diyeceğim. Ne kadar DSP güzel, onu söylüyor. Ne güzel söylediniz. CHP'nin sorunu bu. Hep baştan beri onu söylüyorum. CHP nasıl bir sol parti? Yani bu konuda inanılmaz çok tartışırız. O kadar saatlerce tartışabiliriz. Mesela ben Mehmet Ali Bey'e şey çok sormak isterim. Gelir grubuna göre oy dağılımı hiç yapılıyor mu? Tabii yapılıyor. Şurada hemen bir ayrıntıyla, bir cümleyle onu söyleyeyim. Yani bilinenin aksine biraz önce değerli üstadın söylediği şekliyle AK Parti bütün gruplardan oy alıyor. Yani eskiden şöyle bir algı vardı. Refah Partisi iken, Fazilet Partisi iken alt gelir gruplarının, varoşların partisi gibi görünen bir parti yok artık karşımızda. Şimdi ben de bunu vurgulamak istiyordum. Hayır, bunun iki nedeni var. Bir kere bir, artık zenginler de iktidarın yanında durma gereği duyuyorlar. İki, dünkü varoştaki çok çocuklardan da bir kısmı zengin oldu. Dolayısıyla Türkiye'de farklı gelir grubundaki insanların partisi halinde bir parti var karşımızda. Aslında sağ ve muhafazakar bir parti. Nasıl? Doğaldır büyük sermayeden ve zenginlerden doğal oy alması. Doğal olarak oradan da bir zenginler ama kitlesi var. Sözünüzü kesiyor gibi olacağım ama AK Parti ilk başta, yani işte 1994'te yerel seçimlerde Erdoğan'ın bu kadar güçlü bir şekilde gelmesi, sizin dediğiniz gibi doğru düzgün bir kampanyası bile, ya onu yoktu, destekleyen tabii bir basın bile yokken olmasının çok önemli bir nedeni, 90'lar boyunca ezilen, itilen iki kesim vardı. Bir tanesi 94'te güçlü gelmiş. %24'ü güçlü mü zannediyorsunuz? Ama o zaman hatırlamıyor bir, musunuz? Ne kadar büyük ben söyleyeyim, bir ilan kesici Zülfü Livaneli'ydi ama. Bedettin Dalan hepsi birbirine girdiler. Aradan çok küçük bir oy farkla çıktı. Burun farkıyla çıktı. Yani bu taraftaki DYP, ANAP, CHP, DSP. Yani şu anki AK Parti, SHP birbirine girmeseydi tabii. Oradan oy olmayacaktı. Daha yani antikapitalist, antiliberal bir şey söylemi yani hiçbir zaman olmadı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. AK Parti şimdilerde tam tersi, yani sermayeyi önceleyen, ekonomi gücü önceleyen bir yapıya sahip. Yardımlar, sosyal yardımlar, işte varoşlara yönelik o yardımlar falan boyutunda i̇şte, da onlar da boyut değiştirdi artık. Yani artık makarna kömür bölümünü geçtik. Ama, artık herkesin evi var, arabası AK var. Parti, oradan para dönemine geldi. AK Parti özellikle ordunun tehdit olarak gördüğü bir siyasal İslam'ı tabii, o zaman temsil öyle eden, kurulurken öyle. Erdoğan da öyle bir politik figürdü hatırlarsınız. Ama o zamanki ordu İki tane da bu ordu değildi tehdit yani. Vardı. Bir tanesi siyasal İslam, bir tanesi de ayrılıkçı Kürt ama hareketi, işte ordu PKK. Da, ordu da dünkü ordu değil artık. Değil, yani üstünden bir Ergenekon geçmiş, şimdi bir balyoz yemiş. Şöyle gelmek başka istiyorum bir ama var. Bir dakika izin verirseniz. Yani AK Parti işte buradan nereye geldi? Kürt oylara da talip oldu. Ama bu açılımları yaptığı için AK Parti'yi ben hakikaten ayıplamıyorum. 2009'da çok kızanlar oldu. Mesela benim babam çok sinirlendi. Bu kadar şehit verdik. Açılım lafı oluyor ve Habur kapısından işte davul zurnayla PKK'lılar girdi diye. Ama öbür taraftan artık hani çocuklarımız ölmeyecek, Kürt çocuklarımız da, Türk çocuklarımız da ölmeyecek diye de AK Parti'ye de sempati duyanlar oldu. Bunlar benim çevremde gözlemlediğim. 2014'te yine bir umut doğdu. Belki bir barış olacak diye. Salih Müslüm'le görüşmesi vesaire. Tabii ki görüşecek. Niye görüşmeyecek? Şimdi Kırmızı Bülten'le arıyoruz. Tabii ki arayacak. Tabii ki arayacak. O zaman ne olduğunu bilmiyorlar mıydı yani? Biliyorlardı efendim. Olur mu öyle şey? İngiltere'de az mı konuştular, görüştüler? Görüşür de Kırmızı Bülten'le de arar. Bunların hiçbiri U dönüş falan değil. Ülkeler yani çıkarları dün dündür, için bugün, ne lazım? Tabii ki dün dündür, bugün bugün. Politika böyle bir şeydir. Yok ben tutarlı olacağım da öyle bir şey yok. Ülkeler çıkarları için ne lazımsa yaparlar. O zaman Kılıçdaroğlu'na kızmamak yapan gerekir. Hayır, o da konuşmuş. Ben, konuştum der bir şey. Onu zaten dedim, yetkisi de yok Kılıçdaroğlu ki. Kılıçdaroğlu şu anda onu yaparsa CHP'ye oy kaybedir. AK Parti'nin eline koz veriyor demek istiyorum.
Anlatabiliyor muyum? Şu anda bunu yapmaması lazım. Niçin veriyorsun eline koz? Peki, onu söylemeye çalışıyorum. Açılım sürecinin devamı gelmedi? Madem bu kadar iyi bir şeydi, niye devamı gelmedi? Neden demek ki gelmedi? Oy getirmedi. Oy getirmedi demek hem ki. Hem oy getirmedi. Oy götürdü. 10 puan aşağı indi. Hem de Orta Doğu'da öyle çabucak dengeler değişti ki inanılmaz bir biçimde. Bakın açılım 2009'du. 2006'da Şii ekseni diye bir şey çıktı ortaya. Bayağı Condoleezza Rice dedi ki sınırlar değişecek dedi. Meşhur makalesi. Türkiye, makale falan değil canım, ağzıyla söyledi çat diye. Önce zaten makale sonra yazdı. Sonra raporlar çıktı, Pentagon falan. Bunu, Amerikalılar her şeyi önceden söylüyorlar ne olacağını. Dolayısıyla Türkiye buna göre vaziyet alması gerekiyordu. Tabii ki yapacak bunu. Yapmazsa vazifesini yapmıyor. Ben Kılıçdaroğlu niye görüşüyor, niye konuşmuyor diye kızmıyorum. Sadece CHP'ye oy kaybettirecek, AK Parti'nin eline koz verecek bir şeyi gidiyor yapıyor. Ya yapsın, ne yapayım? CHP'nin içerisinde bakın liderlik problemi var. Ben CHP'yi eleştirmek için söylemiyorum ki bunları. CHP'ye karşı olduğum için asla söylemiyorum. Aksine CHP o kadar kıymetli bir parti ki. CHP meselesi memleket meselesi. Gerçek söylüyorum. Çünkü doğru düzgün bir muhalefet yapamıyor ya. Bu kadar mı olur yani? Ve ben buna bir seçmen olarak gerçekten sinirleniyorum. Bu kadar mı insan kafasını çalıştırmadan hareket eder? CHP içerisinde liderlik problemi var. Bakın demin Mehmet Ali Bey söyledi. Tayyip Erdoğan oluyor. Bugün Tayyip Erdoğan olmasa AK Parti ne olur, ben ona da çok emin değilim yani. AK Parti'de de problem olacağını düşünüyorum. Öylesine güçlü bir lidere sahip ki onunla alıp götürüyor. Son 24 Haziran seçimlerinde gördünüz. İnsanlar AK Parti'ye vermedi. Çoğu AK Partili MHP'ye gitti, oy verdi. Ama lider olarak Erdoğan'a oy verdiler. Öyle değil mi? O rakamlar ortada. CHP'nin en büyük handikapı böyle bir lidere de sahip olamaması. Çünkü politika yapamıyorlar. Yoksa ben onunla niye görüştü, bununla görüşmedi demiyorum ki. Peki eğer gerçekleşirse Mansur Yavaş örneği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi değerlerinden uzaklaşması diye mi siz tarif edersiniz? Yoksa sağ seçmene yaklaşma hamlesi diye mi tarif edersiniz? Şimdi Mansur Yavaş dedi ki ben CHP rozeti takmayacağım dedi, değil mi? CHP ayağa kalktı. İnsanlar tepki duydular. Böyle bir insanı istemiyoruz dediler parti içerisinde. İnsanlar tepki gösterdiler. Şimdi ama Mansur Yavaş'ın oy potansiyeli çok diye CHP ona aday gösteriyor. İyi Parti ile arasında paylaşamadılar Mansur Yavaş'ı. Çünkü geçen seçimlerden Mansur Yavaş kıl payı kaybetti hatırlarsanız. Dolayısıyla şimdi onda bir oy potansiyeli görüyorlar. İdeolojiyi sağmış, solmuş hiç önemli değil. Soldan oy potansiyeli. Sağa gelen kişiler de var ama siyasette bunu görüyoruz. Örneğin Ertuğrul Günay akla gelen isimlerden bir tanesiydi. Değil mi? Başka örnekler de. Bugün örneklerini aldık. Savcı sayan var. Çok örnek var. Çok örnek var. Politika ama böyle bir şey. Milli görüş geleneğinden CHP'ye gelen yok mu işte? Mehmet Bekaroğlu örneğinde olduğu gibi. Çok var. Ama işte bunların toplumsal karşılığı ne kadar... Onu ölçmek. Yani oy demek istiyor Barış Bey. Evet. Onu göreceğiz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketlerde yükseldiği, en azından bir parti doğurduğu halde, İyi Parti'yi kastediyorum, oyunu muhafaza etmeyi başarabildiği ki bu önemli bir başarıdır. Bunu nasıl kotardı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen oylarla kotardı. Bir ortamda. Acaba MHP geleneğinden gelen, pek anmadı konu, MHP'nin Ankara'da bir ilçede belediye başkanlığı yaptığı gibi MHP'nin Ankara Anakent belediye başkan adayı da olan bir figür. Acaba zaten oyların, MHP oylarının gittiği, adresine yöneldiği bir ortamda, baba evine gittiği bir ortamda merkez sağdan ne kadar oy getirebilir? Bu da başka bir bakış açısı. Yani CHP, onların deyimiyle kullanıyorum. Hani diyorlar ya kendi evladımız, kendi örgütümüzden, kendi müktesebatımızdan gelen bir adayla gidelim. Bununla zorlayalım. Ha, gerekse de bununla kaybedelim. Bu da bir yaklaşımdır. Sonuç olarak yine rakamlara bakalım. Yine Mehmet Ali Bey'le göz göze gelerek. İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında az evvel siz de dikkat çektiniz. 7-8 puanlık bir fark var. Yani o bağlamda İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, hele bir de Binali Yıldırım aday olur ise, MHP'nin desteğine çok da yakıcı şekilde, çok da aman aman ihtiyacı yok. Hayır, zaten İstanbul'da AK Parti'nin aradığı İttifak şeyle değil. Yani MHP ile bir ittifak arayışı yok. Orada Kürt seçmenle ittifakı daha çok önemsiyor. İlçeler bazında belki bu dediğiniz var. Çünkü şöyle bir durum var.
Yani buradaki 12 puanlık Kürt seçmen öyle bir özelliğe sahip ki geriye dönük 15 seçim AK Parti döneminde referandumlar dahil hepsini inceledik. Anketleri yine devre dışı tutarak söylüyorum. Buradaki 12-13 puanlık Kürt seçmenin farklı zamanlarda şu davranışı ortaya koyduğunu gördük. Zaman zaman bir doğru adayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verdiğini, zaman zaman aynı seçmen bölgesinde, başka bölgelerde yok bu, AK Partili bir adaya oy verdiğini, mesela bu MHP'li seçmende görünmüyor. Böyle bir şey yok. Yani geçirgenlik böyle değil. Şeyde var. Hayır, MHP'li seçmende de var Mehmet Ali Bey. Hayır, burada değil. İstanbul için söyleyeyim. Yoksa özellikle... Yani Kadıköy'ün MHP'li seçmeninin gönlündeki ikinci aslan İYİ Parti veya CHP olabilir. Sultanbeyli'nin, Bağcılar'ın MHP seçmeninin gönlündeki ikinci aslan Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Büyük Birlik Partisi olabilir. Kabul. Yani bunu Tekirdağ, İzmir örneğiyle çoğaltabileceğimiz gibi Erzurum, Yozgat örneğiyle de çoğaltabiliriz. Kabul de şunu anlatmak için söylüyorum. İstanbul'daki oy oranı %12'lik bir oy oranı. Yani 7 puanlık, 6 puanlık bir fark var ya, sonuç itibariyle bu farkı doğru bir isim kapatabilir. Biz mesela İstanbul ölçümlemelerinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu ismi öne çıkıyor. Ben şöyle de bir tweet atmıştım. Ya solda zaten lider pozisyonda insan çok zor çıkıyor. Yani çok erken çıkarıp bu ismi bana göre harcamamak lazım. Eğer gerçekten bir şey varsa, bir cevher varsa. Bir ara Gürsel Tekin'in adı söyleyenler de var. Bir ara Abdullah Tifşener'in adı zikredildi. Tam tersini söyleyenler de var. İmamoğlu için çok tanınır olmadığı için bu kişi erkenden ortaya çıkmalı ki adam akıllı tanıtılabilir. Hayır, aday yapılacaksa kabul, erken çıkmasın. Aday yapılmayacaksa diyorum. Ama burada bakın, mesela Gürsel Tekin'in profili şunu oluşturuyor burada yaptığınız araştırmada. Yani belli bir seçmen kesimi zaten partiye oy verecek. O gri alanın dışındaki, siyah beyaz alandaki seçmenden bahsetmiyoruz. Gri alandaki seçmen İstanbul'da önemli ölçüde Kürt seçmen ve onun dışında da diğer seçmen gruplarından, yani 20 puanlık, 25 puanlık, adını artık ne diyeceksek, bu seçmen grubu. Bu seçmen grubuna solun adayı olarak kim olmalıdır diye sorduğunuzda Gürsel Tekin ismi önde çıkıyor. Onu ifade etmeye çalıştım. Gürsel Tekin seçimi kazanır anlamda söylemiyorum bunu. Partisi ama klasik oyunu alır. Evet, hem partisinin klasik oyunu alır hem de Kürt seçmenden oy alma ihtimali yüksek bir isim olmasından dolayı söyledim. Ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir ayrıntıyı belirtmeden geçmek doğru olmaz. Bazen gizemli isimler, yeni çıkmış isimler seçmen için bir artı oluşturabilir. Yani seçmen uzun süredir her seçimde gördüğü isimler yerine yeni bir isim, hele hele hitabeti falan, doğrusu çok tanımamakla birlikte bunu söylüyorum. Eğer hitabeti güzelse, televizyon ekranlarında vesaire yaklaşım tarzı, sosyal medyada yaklaşım tarzı tutarlı birisi ise, kampanya iyi yürütülürse çok ciddi pozitif bir artısı olabilir kendisi açısından. Bu arada onu söyleyeyim, Mansur Bey'le konuşurken onun seçim kampanyasına eleştirimi söylemiştim. Burada bir cümle kendisine söylediğim için burada söylüyorum. Yani o seçim döneminde 2014'te AK Parti denizin altında Marmara'yı konuşuyor, 3. köprüyü konuşuyor, işte kanal çılgın projeleri konuşuyor falan. Hızdan bahsediyor, işte insansız hava aracı diyor vesaire. Şimdi Mansur Bey için bir kampanya. Yavaş kampanyası, soyadının yavaşlığından hareketle yavaş kardeşim yavaş. Birisi hız diyor, biri yavaş diyor. Yani şimdi ve seçim kampanyasını hani kim yapmış onu da bilmiyorum ama Sütaş'ın bir reklam vardı. Reklam da yapmış olmayayım da. Sütaş'ın bir reklamı vardı, bir süt reklamı. O reklamın birebir kopyası bir şey. Ankara'da yaşadığım için o kampanyayı bizzat gördüm. Bir kampanya ancak o kadar kötü yapılabilirdi. Yani çok ciddi şekilde kampanyanın sloganları, seçilen yazı karakterleri dahil olmak üzere çok kötü planlanmıştı. Tabii burada önemli bir nokta şu. Aslında muhalefet partilerinin en çok üzerinde durması gereken konulardan birisi, bu dönemde 2014 sonrasında AK Parti belediye başkanlarının çoğunu görevden aldı. Kendi seçilmiş belediye başkanlarını da görevden aldı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere. Bazılarının sebebini bilmiyoruz. İşte bu bilinmemezlik üzerinden aslında muhalefet bir proje geliştirmiş olsaydı, toplumun karşısına bu bilinmemezlik üzerinden gitmiş olsaydı ciddi bir avantaj elde edebilirdi. Göreceksiniz, bundan bile Sayın Cumhurbaşkanı ciddi bir avantaj elde edecek. Topluma diyecek ki, benim yapmış olduğum kamuoyu araştırmalarında, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptırdıkları için söylüyorum, biz de bu araştırmaları zaman zaman yaptığımızda gördük. Şöyle bir ölçümleme yapıldı.
İnsanlara bir soru sorduk. Dedik ki herhangi bir seçimde AK Parti'ye oy verdiniz mi? 17 yıllık tarihinde herhangi bir seçimde AK Parti'ye oy verdiniz mi? Türkiye'deki seçmenin %80'i, 5'te 4'ü ilk kez oy kullananlar hariç iktidar partisi AK Parti'ye bir kere de olsa oy vermiş. Değişik nedenlerle vermiş. Teyzesinin oğlu belediye meclis üyesi olduğu için oy vermiş. İşte efendim bir belediye başkanını beğendiği için oy vermiş. Bir milletvekili tanıdığı olduğu için oy vermiş. Ama bu bir dünya rekoru. Çok partili demokrasilerde ciddi bir rakam. Şimdi bu %80'lik rakamın son seçimi baz aldığımızda yarısı duruyor. Geri kalan yarısı da gitmiş. Biz bu sefer dönüp seçmene ikinci soruyu soruyoruz. Giden seçmene, %40'lık uzaklaşmış seçmene. Kardeşim herhangi bir ya da birden fazla seçimde oy verdiğiniz AK Parti'ye şimdi niye oy vermiyorsunuz? Seçmen şunu söylüyor. Kızdırıldım, küstürüldüm, üzüldüm. Peki seni kızdıran, küstüren ve üzen kim? Kandırıldım diyen yok mu? Kandırıldım da diyebilir. Ama genel başlık olarak böyle topladık. Bu başlıklar bizim tasnifimiz olduğu için söylüyorum. Şimdi bu kızdırma ve küstürmede ya lider kızdıracak, değil mi? Yani bir siyasi partide ya liderine kızacak, ya genel merkeze kızacak, ya da küsecek ya da üzülecek, teşkilatlara kızacak, küsecek ya da üzülecek, ya da siyasi partilerin kılcal damarı niteliğinde olan, vatandaşa ilk temas noktası olan belediyelere kızacak. Ağırlıklı olarak kızma alanı belediyeler ve teşkilatlar oluştu. Evet. O şikayetler geldi. Bu şikayetler üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bir operasyonel durum geliştirdi. Elbette elindeki bilgileri ben bilemem. Yani hangi belediye başkanına hangi nedenle, biraz önce Erhan Bey diyor ya, bazılarını bilmiyoruz. Niçin olduğunu ben de bilmiyorum. Açıklanmadı. Yani bunlar açıklanmadı kimse. Bunlara istifa ettiğinde ve bu insanlar istifa ettiler. Düşünün yani İstanbul'da seçilmişsiniz, istifa ediyorsun. Ankara'da, Balıkesir'de, Bursa'da, işte Türkiye'deki seçmenin AK Parti'ye oy verenlerinin %67'sini temsil eden büyükşehir belediye başkanları ve il belediye başkanları istifa ettirildi. Metal yorgunluğu demedim o zaman. İşte buradaki yorgunluk metal yorgunluk ama. Flu bir kavram. Metal yorgunluk çok göreceli bir kavram. Doğru düzgün muhalefet yani yok ki. Onlar da metal yorgunluğuna kapılıyor. Şimdi üç dönem kuralının dışında kalan partiler de var. Şimdi burada, bakın burada önemli nokta bu. İşte o metal yorgunluk ya da adına ne diyeceksek, bu sürecin değişimini şimdi Cumhurbaşkanı toplumun önüne şöyle çıkaracak. Bugün itibariyle açıkladığı belediye başkanlarıyla İstanbul hariç, ki İstanbul artık hepimiz biliyoruz Binali Bey olacak. 6 tane belediyeyi de Milliyetçi Hareket Partisi ittifak ortak jest olarak verecek. Diğer adaylara baktığımızda adayların %90'la değiştiğini görüyoruz. Üstelik bu değişim sadece 2014 seçimine göre bir değişim değil. Daha sonra gelmiş belediye başkanlarının da, yani o kısa sürede görev almış belediye başkanlarının da birisini, ya bir kısmını yine aday olarak göstermedi. Bu şu anlama geliyor. AK Parti hücrelerini çok hızlı yenileyen, kadrolarını çok hızlı yenileyen bir parti. Belediyede böyle olduğu gibi il ve ilçe yönetimlerinde de 16 yıllık, 17 yıllık tarihinde AK Parti pek çok ili 10 kere değiştirdi. Bu AK Parti'ye müthiş bir dinamizm kazandırıyor. Zaman zaman kırılmalar, küsmeler vesaireler olsa bile iktidar nimetinden dolayı kırılma ve küsmeler bir bölünme ve çatırdamaya neden olmuyor. Halbuki aynı şekilde değişimden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi bu değişimi yapamıyor. Yapamıyor yani, bir türlü yapamıyor. İçinde kaos var ki. Çünkü, hani içinde toparlanamıyor tabii, ki yapsın. Çünkü AK Parti'de hiç yoksa, hiç başka bir şey yoksa 3 dönem kuralı işliyor. Bugün ben baktım hayretler içerisinde Eskişehir'de yine belediye başkanı olarak aynı isim konmuş. Herhalde 5 dönem midir? 5 peşe. Ama başarılıysa niye değiştirsin? Bakın onu da söyleyeyim. Yılmaz i̇şte, Büyükerşen Hoca'yı kastediyoruz. Başarı çok göreceli bir kavramdır. Başkasına o fırsatı verdiğinizde başarıyı asıl o zaman görürsünüz. Yani bir adam başarılıdır. Neye göre başarılıdır? Kendisiyle yarıştırıyorsunuz. Başka bir başarı ölçme şansınız yok ki. Erhan Bey moderatörlük yapıyor. Yani Erhan Bey'e siz bir başka görev verdiğinizde, öyle bir göreve talip olursa, o zaman göreceksiniz işin başındaki başarısını. Ama seçmenden oy alıyorsa ve sorulduğunda da teveccüh gösteriyorsa seçmen bir belediye başkanına. İşte üstelik bakın, oyunu da arttırıyorsa. İşte Tayyip Bey bakın bunu böyle yapmıyor. Tayyip Bey buna rağmen değiştiriyor. Melih Gökçek
Değiştirmedi ya. Nasıl? Melih Gökçe 2014'te değiştirecekti. Hayır, 2014. 25 yıldır belediye başkanı yapıyor. Değiştirse değiştirir. AK Parti'nin kendi döneminde 3 dönem kuralını tamamen uyguladı. Sıfır problem uyguladı. Ama adaylar içinde uymayanlar var. Kim var? Adaylar içerisinde. Hayır, eski belediye başkanları var. Mevcut belediye başkanının hiç dönem, dönem meselesi yok. Ya niye o 3 dönem? Belki bir partide 5 dönem. A belediyesi değil de B belediye başkan adayı oluyor ama yine belediye başkanı sıfatıyla görevlendiriyor. O ayrı bir yer. Ama aynı yerde bir kişiyi 3 dönem tutmuyor. Yani görev açısından değil, yer açısından bakıyoruz. Eskişehir'de başarılı. Eskişehir'i kent yaptı. Eskişehir ne kadar kötü bir haldeydi. Belediye meclisinde çoğunluk olmadığı halde başkanlıkta yani. Yılmaz Büyükerşen kişisel karizmasıyla da yani öyle değil ki 3 dönem kalsın diye bir şey olamaz ki. Ben de şunun için anlatıyorum bunu işte bakın. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi oradaki kişiyi bir başka yerde istihdam edemiyor. Aynı yerde tutmak durumunda kalıyor. Peki alıp Adana'dan mı aday göstersin Yılmaz Büyükerşen'i? Adana'da da yapabilir. Affin'den genel merkeze değerlendirebilir. Genel merkeze taşır onu. O genel merkezde diğer belediyelere öğretmenlik yapabilir. Diğer belediyelere yön gösterir. Şu anda Ankara'da aday yapılan Mehmet Özhaseki, Kayseri'de son derece başarılı bir belediye başkanıydı. Oy oranı itibariyle. Eskişehir Belediye Başkanı'ndan peki, çok daha yüksek bir oy oranına sahipken bırakıp geldi. Bir şey sorabilir miyim? Mesela Topbaş kötü diye mi attılar? Peki 2014 seçimlerinde Topbaş aday gösterirken o zaman 2 yılda mı bir anda kötüye gitti? Bakın, 2014'te çok başarılı diye bir daha aday gösterdiler. 2016'da mı? Ne? Bir de benim bir sorum olacak Erhan Bey, affınıza sığınırım. O da şu, ikisini beraber yanıtlayın Mehmet Ali Bey. Az evvel İstanbul özelinde bir genç ve de belediye başkanlığı yapan halen bir ilçe belediye başkanının değil mi? Ana kent için adının geçtiğini söylediniz. Ben demedim yani basında yer aldı. Yani basında da yazıyor. Doğru. Değil mi? Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kastederek soruyorum. Beylikdüzü bunu. Belediye başkanı. Beylikdüzü belediye başkanı. Orada çok da başarılı bir belediye çok başkanı. Çok da belediye başkanı olarak orada başarılı. Yani partisinin parti olarak çok da kuvvetli olmadığı bir yerde kişisel ilişkilerinden dolayı da belediye başkanı olmayı kotarıyor. Ve dediniz ki çok haklı olarak ben de katılıyorum. Yeni, genç, iddialı, onu yarışa sokmak seçmenin bir kısmında dikkatini çekebilir. Hem de yani doğru. Eski bir başbakan, doğru. Eski bir meclis başkanına yarışacağı halde, doğru. Bu haldenin altında renkli kalemlerle defaten çizelim. Peki benzer bir şey Ankara'da Sayın Cengiz Topel Yıldırım için düşünülemez mi? Düşünülebilir. Öncelikle yani Cengiz Topel benim arkadaşım, onu da söylemiş olayım. Adı öne çıkıyordu bu arada. Tabii şöyle. Tabii. Yani bu sabahki gazetelerde adı daha fazla önde anılıyor. Kulis olamaz anlamda söylediğim bir şey değil. Ama burada bir ayrıntıdan bahsedeyim. Şimdi Mansur Yavaş bir seçimden çıktı. Çıktığı iki tane seçim, dahası bir tane de değil. Seçimi çok kritik bir oyla kaybetti. 25 bin. Yani hem MHP'nin adayı olduğunda hem CHP'nin adayı olduğunda evet, mı? Evet. Yani çünkü MHP'nin adayı olduğunda çok daha gerilerde tabii kaybetmişti. Tabii gerideydi. O ayrı mesele ama yani ikisinde de bir belli bir tabii şey ikisinde yakaladı. İkisinde de belli bir oy varlığına ulaşmıştı. Bir istikrarlı yükseliş yakaladı. Şu anda Mansur Yavaş'a oy veren seçmenin Mansur Yavaş'a yani son seçimde oy veren seçmenin bugün Mansur Yavaş'a oy vermemesi için yani çok istisnai durumlardan bahsetmiyorum ama bana somut bir neden söyleyemezsin. Somut bir neden yok yani. Dolayısıyla Mansur Yavaş bu anlamda ittifakın, sadece CHP'nin demeyeyim, ittifakın en doğru adayı oy alma anlamında görünüyor. Bu kesinlikle Cengiz Topel Yıldırım'ın daha kötü, daha eksik olacağı anlamında konuşmuyorum bunu. Denenmemiş Cengiz birinin Topel Yıldırım nasıl tabii görürüz ki? Kendisi sahaya çıktığında muhtemelen onun seçim kampanyasıyla ortaya koyacağı, çünkü süre de uzun bu sefer, bu süre içerisinde bu açığı kapatarak farklı bir kısım argümanlarla, biraz önce Mansur Bey'i eleştirdiğim seçim kampanyasındaki kötü durumu ki Cengiz Topel aynı zamanda reklamcıdır, onu da belirtmiş olayım. Yani o açığı belki başka bir boyutuyla kapatarak bambaşka bir fotoğraf ya karşımıza çıkarabilir. Mansur Yavaş'ın şu bir argümanı olabilir mi? Canım adam iki kez aday oldu. Birinde MHP'nin, birinde CHP'nin. İkisinde de kaybetti. Canım üçüncü kez niye bunu aday yapıyorsunuz? Diyen bir seçmen kitlesi var mı acaba? Var ama bu seçmen kitlesi ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gri renkte değil, koyu renkteki CHP'li seçmen olduğu için o zaten her halükarda Yıldırım da aday olsa yani klasik CHP seçmeni. Kim aday olsa ona verecek. Ona verecek yani. Orada bir sorun yok. Asıl mesele şu. CHP'nin Ankara'daki oy oranı durumu kotarmaya yetmiyor. Sorun burada. Onun için farklı seçmen kitlesinden oy alması gerekiyor. Mansur Yavaş bu anlamda bir artı oluşturuyor. Yoksa mesela Cengiz Topel'in en büyük avantajı ismi bana göre. Yani o isim çok kolay zihinlerde kalan, işte
geçmişte Kıbrıs Savaşı'ndan dolayı hepimizin Ankara bildiğimiz. Başkanlığı yapmış. Tabii yani bir kısım artılar var bu anlamda. Yani her aday çıktığında bir hikaye inşası yapılır zaten ona yönelik. Yani bizler işte kamuoyu araştırma firmaları, bu tür algı çalışmaları yapan işlerimiz var kendi bünyemizde. Biz o süreçlerde böyle görevlerimiz olduğunda onları yaparız. Yani neyi var, artısı nedir, eksisi nedir bu kişinin diye alırız, üstüne çalışırız. Bu zor bir şey değil. Ama tekrar söylüyorum, ben bugün için bir değerlendirme yapıyorum. Siyasette biraz önce ifade edildi. 24 saat çok uzun. Uzun bir süredir. Bir onun için söylüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz bir de bir 15 Temmuz'u hiç konuşmuyoruz. Biraz evvel niçin Kılıçdaroğlu gidip de PYD pankartı açan birisiyle Almanya'da konuşuyor dedim mesela. Bunun çok önemli bir nedeni 15 Temmuz sonrası bu tarz görüşmeler, bu tarz ziyaretler Türkiye'ye karşı ihanet olarak algılanıyor ve bunu AK Parti çok güzel kotarıyor bu işi. 15 Temmuz meselesi bir anda şeye döndü. Tabii seçimlerde çok önemli bir önemli oran şu. Türkiye'deki total seçmen sayısına baktığınızda MHP artı İYİ Parti'nin toplam oy oranına baktığınızda Türkiye'deki milliyetçi oy oranında bir yükselme olduğunu tabii zaten ki, görürsünüz. Bu rakamsal bir veri olarak karşımızda duruyor. Yine burada önemli bir ayrıntı. 15 Temmuz sonrası bizim reflekslerimizle 15 Temmuz öncesi reflekslerimiz aynı değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Onun mesela için söylüyorum bu kadar. Genç seçmen boyutunda. Milliyetçi eğilimlerin Avrupa'da da güç kazandığını biliyoruz. Ama bizim için daha farklı bir boyutu var. Bir önemli konu da biraz önce ifade edilmişti. Genç seçmen noktasında AK Parti'nin ciddi şekilde geçmişte daha çok sıkıntısı vardı 15 Temmuz sonrası. 15 Temmuz'dan sonra genç seçmende AK Parti ciddi bir şekilde bir toparlanma yaptı. Tabii bu arada AK Parti'nin tabanını oluşturan işte imam hatiplerin sayısı çoğaldı, farklı vakıfların vesairenin sayıları da çoğaldı, kitlesel gençlere hitap eden alanlar oluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyetlerinde AK Parti'nin sosyal ideolojik yapısına uygun yapılar oluşmaya başladı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama bunlara rağmen tabii gencin ruhunda devrimcilik vardır. Gencin ruhunda isyan vardır. Yani genç işte adı üstünde yani delikanlıdır genç. Dikkat edin son seçim döneminde biz bir şeyin ölçümlemesini yaptık ve çok şaşırdık. Gençlerde oy oranı azaldı mı miktar? Tabii. Buna rağmen bakın ilginç bir şey. Cumhurbaşkanı Ramazan'da hatırlarsanız gençlerin kendisine attığı bir tweet üzerine bir öğrenci yurduna, Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir öğrenci yurduna bir sahura gitti. Sosyal medyada bilmiyorum takip ettiniz mi? Bu tür davranışlar gençlerin içerisinde Tayyip Erdoğan'a karşı ciddi bir sıcak yapı oluşturuyor. Anlık çabalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Almanya'daki o görüşmeleri yapar yapmaz ayrı bir boyut ama ya da yapmalı yapmamalı üstünde zaten konuşulduğu için ben girmek istemiyorum. Ama keşke onları yaptığı gibi ara ara Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi bir taksi durağına gitse, bir simitçiden simit hiç alsa. Faydasız. Efendim, hiç bu arada, öyle yapsa da faydasız. Bir araya gireyim devam ederiz bu konuya ama olmaz çok bahsettik yok, şu Almanya olur. Ziyaretinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Almanya ziyaretiyle alakalı bir açıklama gelmişti. Onu da aktarmadan geçmek olmaz. Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz konuşuyor. Eleştirileri şöyle yanıtlıyor. Genel Başkanımız Berlin ve Viyana'da temaslarda bulundu. Ziyaretler büyük bir gıptayla izleniyor. Doğru olmayan yansımalarla yer buluyor ki siz onlara böyle algılanıyor ve AK Parti de bunu iyi yönetiyor diyorsunuz. Evet, tabii değil ki. Mi? Elbet. Tabii Almanya ki. Ve Avusturya'da Sayın Kılıçdaroğlu kardeş partilerle görüşmelerde bulundu. Parlamento ve dışişleri nezdinde görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Almanya'nın seçilmiş vekillerinden oluşan 6 kişilik bir parlamento heyetiyle görüştük. Onlarla ilgili herhangi bir ithamda bulunulmasını doğru bulmadığımızın da altını çizmek isterim. CHP'nin verdiği yanıt bu. Söz konusu görüşmelere. Yine karışıyorum Mehmet lütfen Bey'in lafını. Tekrar edelim, müzakere ediyoruz. Lütfen bakın, buyurun. Bakın Uğur Mumcu ve Hablemitoğlu'nun en çok hangi konuda yayın yaptığını, yani eser, kitap yazdığını biliyor musunuz? Alman vakıfları. Hiç bu konuyu araştırdınız mı bilmiyorum. Ve ikisi de vatanseverdiler ve öldürüldüler. Çok acı bir şekilde ikisini de kaybettik. Ve Alman vakıfları falan öyle çok masum değil.
O yüzden bu kadar artık farkındalık çok fazla arttı. Ama milletvekilleriyle görüşüyor. Milletvekilleri ama Almanya'ya gidip gelmesi bile insanların tüylerini diken diken ediyor. Yani Almanya bu, Türkiye'de bu kadar... en çok yatırımı olan Avrupa şimdi ülkelerinden onu söyleyeceğim. Bir tanesi. Bir yandan da Almanya diken diken etmiyor da muhalefet partisi gidince diken diken oluyor. Bir yandan ya da ABD ziyaretleri. Kurlar yükseldi, dolar bu kadar yükseldi. Bir tane lider çıktı. Türkiye'nin refahı bizim refahımız dedi Angela Merkel. Ne Putin söyledi ne Ruhani söyledi. Şimdi o kadar enteresan bir süreçten geçiyoruz ki Batı'ya en çok ihracatı biz Almanya ile yapıyoruz. Biz kanımız oradan besleniyoruz. Ya Doğu'yla olan ticaretimize bakıyorsunuz. Hep ithalat yapıyoruz. Var. Tabii ki. En büyük Almanya, dış ticaret ortamı. Bugün, 36 inanın, milyar dolar. Fransa'daki olaylar beni çok üzüyor açıkçası. Avrupa'nın da istikrarı Türkiye'nin istikrarı demek. Fakat bu bir boyutu. Çok enteresan. Bir diğer boyutuna baktığınızda Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'de yönetimi değiştirilmesi sürecine dahil olan da başta Almanya olmak üzere pek çok batılı ülke var. Obama dönemi ABD'yi çok rahat bir şekilde örnek verebilirim. Bu da Türkiye'de algıyı değiştiriyor olumsuz yönde. Ben televizyonlarda bir ara o kadar çok Avrupa Birliği karşıtı program sürekli Avrupa Birliği'ne eleştiri. Ben hep AB karşıtıyım hocam. Bakın, bakın bu da yanlış ama. Biz Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde o kadar çok şey öğrendik ki bu uyum yasası paketlerini benimsedik biliyorsunuz. 2001 Ecevit koalisyon dönemiyle başlayıp AK Parti'nin hükümetiyle devam eden o 3 tane AB uyum yasası paketleri bizim için inanılmaz kazanımlar. Yani daha doğrusu demokratikleşmemiz sürecinde... Dondu veya fiilen donmadı. Dondu. Bakın eğer dondu. Darbe karşıtlığına bu kadar farkındalığımız varsa bu süreçtir. Ben İran'a da gidip geliyorum. Suriye'ye çok gittim. Irak'a gittim. İşgal altında Irak. Bağdat'ta kaldım Türkiye Büyükelçiliği'nde. O zaman o kadar kafamda böyle şey oldu ki eğer dedim Osmanlı'dan beri bizim yönümüz batıya olmasaydı biz bu ülkelerden bu kadar çok farklı olmazdık. Biz girdik veya girmedik, tam üye olduk veya olmadık hiç umurum değil. Esas o süreçte kazanımlarımız, demokratikleşme konusundaki algılarımız, farkındalığımızın artması bize çok şey kazandırdı. Ve 15 Temmuz gecesi biz çok önemli bir sınav verdik. Bu sınav da darbeye karşı durmak. 15 Temmuz'u gerçekleştirenler ki bunu ben dış saldırı olarak algılıyorum, hissettim o gece. Zannettiler ki Kadıköy'de, Beşiktaş'ta vesairede AK Parti karşıtları da sokaklara fırlayacak ve Tayyip Erdoğan yanlısıyla karşıtları birbirine girecek. Ama öyle bir şey olmadı. Parti farkı olmaksızın. Evet aynen Kemalist tamam. Deyin, seküler deyin, AK Parti karşıtı deyin o kesim de hatta darbeye Sünni, karşı durdu. Tabii. Yani hiç darbeye bir karşı olmadan. Durdu. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Biz bunu inanın ki Avrupa Birliği'ne o üye olma sürecindeki geçirdiğimiz o testlerden, zorlu süreçlerden sonra kazandığımız bir farkındalık diye düşünüyorum ve bu çok değerli. Bizim gençlerimiz bugün Erasmus programıyla inanılmaz yıldızda katılmıyor musunuz? Hiç katılmıyorum hocam. Bu dediklerinizin hiçbir kelimesine katılmıyorum. Kesinlikle doğru. Hiçbirine katılmıyorum. Hiçbirine. Ama söylesin çok, ben çok merak peki, ediyorum. Siz söyleyin. Buyurun. Bu Avrupa Birliği ülkeleri hepimizin çok haklı olarak yakındığımız emperyalizm destekli PKK örgütünün en büyük destekçileri değiller mi? İşte onun için peki, ben diyorum ki Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidip Avrupa geliyor. Için diyorum tabii doğru. Ben çağdaş değerler derim aziz meslektaşım. Çağdaşlık bugün Avrupa'dadır, dün Asya'daydı, yarın Orta Doğu'da olur. Şunu tamam, ben bu asır medeniyet deyimini Mustafa Kemal Paşa'nın tabirini kullanmayı eğlenlerden bir. Kabul. İki, tamam. Ben gümrük birliğinin bizim üzerimizdeki 95'te imza edilip 96'da başlamıştır. Dönemin hükümeti de DYP-SYP hükümettir. Tansu Çiller, Murat Karayalçın ikilisi. Üzerimizde adeta bir 1838 Balta Limanı Sözleşmesi gibi bir vesayet doğurduğuna inananlardan. Üçüncüsü ve en önemlisi gene AB'yi savunan meslektaşlardan, dostlardan çok temel bir farkım var. O da şu. Ben Türkiye'nin AB üyeliğinin bizim ev ödevlerimizde ki ben bu laftan hiç haz etmiyorum. Benim o ulusal onurumu çok incitiyor bu laf. Gene tırnak içinde kullandım Zeynep Hanım'a atfen. AB'nin bizden istediklerini yapma, hayata geçirme kapasitesiyle hiç mi hiç alakası olmadığını savunanlardanım. Türkiye'nin AB üyeliği
Avrupa Birliği'nin küresel ölçekte kendisini nasıl görmek istediğiyle, küresel sert bir rekabeti göze alıp alamamasıyla alakalıdır. Eğer AB, işte son günlerde pek de inandırıcı olmayan bir Avrupa ordusu tartışması var ya, evet. Almanya ve Fransa'nın başını çektiği, evet. Küresel ölçekte... Amerika çok kızdı. Evet. Fransa lideri Macron'un dillendirdiği gibi Çin, Rusya ve gerektiğinde ABD ile bir rekabeti, siyasi iktisadi bir rekabeti göze alır ise Türkiye'nin jeopolitik konumu, stratejik değeri, 81 milyonluk nüfusu, coğrafyası, tüketici, genç potansiyeliyle Türkiye'yi muhakkak üye yapar. Biz o ev ödevlerinin, ki Olaf beni çok incitiyor, hiçbirini yapmasak bile sırf bu değerlerimizden dolayı, Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya konumumuzdan dolayı üye yapar. Ha yok, eğer Avrupa Birliği Türkiye'yi, canım bu belalı, bu zorlu coğrafyalarda aramızda iyi kötü bir tampondur. İşte Suriye ile 911 kilometre sınırları var ve 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı bunlar tutuyorlar. Ermenistan'la bir sınır konusu olmak istemiyoruz. Rusya zaten bir büyük bela. İran'la zinhar uzak duralım şeklinde yorumlar, ki öyle yorumluyor. Ve Avrupa Birliği bir küresel rekabeti göze alamaz ise, ki alamıyor, Türkiye o benim hiç haz etmediğim ev ödevlerini yapsa, üstüne bir de ağzıyla kuş tutsa, Türkiye'yi asla üye yapmaz. Ha gelelim bu Kopenhag kriterlerine. Kopenhag ya da Maastricht kriterleri. Evet, bunlar, onları soracağım. Bunları çöpe mi atmak gerekir? Eğer bir ülke kendi dinamikleriyle, kendi hak ettiği, kendi arzuladığı için, kendi emeğiyle, kendi çabasıyla, kendisinin içselleştirmesi halinde namusludur, kalıcıdır ve yararlıdır. Ya yoksa el alemin sopa... İfade edemiyorum galiba ya. Aynı alemin... şeyleri söylüyor. Hayır, aynı şeyleri söylemiyoruz hocam. Valla aynı şeyi hayır, söylüyorsun. Şeyleri söylüyor. Yoksa el alemin sopasıyla, dayatmasıyla gelirse, bu bizim sol Kemalist düşünün önemli mütefekkirlerinden Doğan Avcıoğlu'nun meşhur makalesinde olduğu gibi, pabuççu muştası, pabuççu muştasında yazdığı gibi hiçbir işe yaramaz. Osmanlı bunu denemiştir, başarılı da olamamıştır. İşte tanzimatlar, işte meşrutiyetler ortada. O bağlamda ben muasır medeniyet değerlerinin, bunlara ben Avrupa değerleri deme taraftarı değilim. Çünkü bunlar diyalektiğe göre yeri değişir. Yeri değişebilir diyorsunuz. Diyalektiğe tabii göre, peki, döneme göre değişir. Değişir. Onların kendi emeğimiz, kendi çabamız, kendi halkımızın arzusuyla kotarıldığı durumda yalnız ve ancak kalıcı, faydalı ve uzun erimli olacağına inananlar. Bugün Avrupa'daysa bu değerler? Bugün Avrupa'daysa bunlar çağdaş değerlerdir. Avrupa'nın tekelinde olan Avrupa'da, değerler değil. Bugün Avrupa'da, yarın belki Asya'da bunların olacak. Bunların geçmişinde bilmiyoruz Asya'da ki vardır, Orta Doğu'da vardır. Sadece Roma, Latin yoktur. Bunların kökeninde Fuzuli de vardır. Çok eski ederseniz evet, Arap tabii, Yarımadası'nda da vardır vesaire. Ha, o bağlamda bizim böyle bir ayran budalası gibi aman canım bu bugün Avrupa diye peşinden koşmamız hiç de bana sağlıklı gelmiyor. Hiç alakası yok söyleyeyim. O yüzden 420, hiç anlaşamayalım bir hocam dakika, bu konuda hoca, tabii, sakın zaten, anlaşmayalım. Zaten güzel sakın yanı anlaşmayalım. O anlaşsak bu Avrupa kötü. Avrupa faslını bitirdiğimizde bu arada komşuda olanlara geçeceğiz. Ayıp ettik yani çok sizi. Sabırla bekliyorum. Evet. Onun için çok laf var da susuyorum. Bu ayrı bir müzakere konusu. Biz hocalar böyle hiç anlaşamayız. Bu Avrupa Birliği meselesini bir Mehmet Tezkan'a da soralım. Oradan çünkü Fırat'ın doğusu, vallahi Türkiye'nin adına ne dersiniz ABD ve deyin, Rusya konusuna doğru gideceğiz. O Türkiye'nin o kriterlere uyuyor olması, o yolda gitmesi bir ara gitti. Hepimizi toplum olarak rahatlattı. Ama şimdi ondan tamamen tersine döndüğümüz zaman işte görüyoruz yargının halini. Görüyoruz çıkan iddianameleri. Demek ki Avrupa sopasıyla gelmiyormuş bu iş. Efendim? Demek ki beni teyit ediyorsunuz. Avrupa sopasıyla gelmiyor bu iş. Sopayla gelmez. Sopa, evet evet, lafı sen yanıltıcı. Şifa koyarsın dersin laflar. Kardeşim benim adaletim sistemim böyle olacak dersin. Benim eğitimim böyle olacak dersin. Benim siyasal yapım böyle olacak dersin. Kuvvetler ayrılığı dersin. Siyasetçi ya hakime emir vermeyecek dersin. Bunlar bir takım kriterler. Bunlar kriterler Avrupa'da var diye. Biz Avrupa Birliği diyoruz. İster üye ol, ister üye olma. Ne demişti bu iktidar? Bana ne demişti? Biz Ankara kriterlerini uygularız. Uyguladılar mı? Niye uygulamıyorlar peki? Şimdi böyle bir çaba olsaydı, toplumdan böyle bir istek olsaydı. Türkiye'de şu anda sivil toplum kaldı mı? Sesi çıkıyor mu? Bakın 5 yıl önceki olaylara iddianamesini savcıya niye yazıyor? Şimdi bakın öyle bir iddianameyle Türkiye Gezi çıkıyor. Gezi diyorum. 5 yıl önce olmuş. 5 yıl önceki bir laf söyledi diye bir insan hakkında bugün yakalama ve tutuklama kararı çıkıyor. Ya 5 yıl neyik yok. Yani tutuklama nedir? Bir şeyi ortadan kaldırmak veya kaçmak için. Adam zaten burada yok.
Ona yakalama kararı. Niye bu? Siyasi değil mi? Bakın ne diyor? Silah kullanmadığı halde iktidarı devirmek diye bir şey yazabiliyor savcı. Şimdi biz o süreçte 2005 yılından itibaren gitseydik, siz Avrupa Birliği, ben evet Avrupa Birliği diyelim ona. O süreçte gitseydik bir savcı çıkıp böyle bir iddianame yazabilir miydi? Bu ne demek? Silah olmadığı halde hükümeti devirmek. Nasıl bir şey bu yani? Nasıl olabilir? Hiç silahımız yoksa hükümetin askeri var, polisi var, jandarması var, her şey, savcısı, hakim var. Kolluk gücü var. Her şey var ya. Bütün bir gücü var ama oradan 3 kişi çıkıyor silahsız bir şekilde hükümeti devirmek suçuyla yargılı. Şimdi böyle bir iddianameli, böyle bir yargı sistemi niye var? Avrupa'dan koptuğumuz için. Ama toplumsal bakın, talep de yok demek ki böyle bir şey. Yok tabi olmaz benim ki. Benim kastettiğim o. Tamam. Bu toplumsal talep olursa olur. Olmasa olmaz. Böyle konularda toplumsal talep olmaz. Ben de bakın aynı şeyi söyleyecektim. Bunu anlamaz mı insanlar? Ha bunu diyorlar ki toplumsal herkesin oyu birdir falan gibi hani böyle. Hı-hı. Ya anlama bunlarla ilgilenmiyor adam. Sizin şu anda kuvvetler ayrımı var mı? Sorun dışarıdaki adam ilgilenmiyor. Meclis tamamen hükümetin emrinde değil mi? Bugün de dün de böyleydi. Hani bugün için demiyorum. O 20 sene önce de öyleydi. O zaman başbakanla hop derdik. Çünkü milletvekillerine onlar veriliyor. Öyleydi. Biz bundan şikayet ediyoruz. Şimdi tamamen öyle oldu. Yargı tamamen kontrol altına girmedi mi? Yüksek yargı. Şimdi toplum gidip şuradaki bir insanlarla konuştuğunda bundan ilgilenmez ve ilgilenmesi de gerekmiyor. Bu meselelerle toplumun aydınları ilgilenir. Toplumun etkin sivil toplum kuruluşları ilgilendirir ve siyasal iktidarları zorlar. Onların işi budur. Yoksa alttan gelen bir talep. E kardeşim bizim yargı ne olur? Bir fikri olamaz ki bir insanın. Yani bir ne bileyim şurada minibüsteki şoförlük yapan adamın Türkiye'deki yargı sistemi böyle olsun diye bir fikri olamaz. Talep bakın, üniversitelerin talep hali. Belki ama. Bakın hepiniz hocasın. Üniversite mi? Avrupa Birliği yani, rüzgarı eserken ama. Eserken o zaman iktidara oy olarak dönmüştü bu. Talep yok. Tamam. Kabul. Tamam. Ama bazı konularda olmaz. Mesela üniversiteden şikayet eden. Üniversite bakın her yer iktidar evini, her yerde üniversite var. İçi boş. Bakın bir ara iktidar partisi Adalet Sarayı'yla övündü değil mi? Orada yaptık dedi şu kadar metrekare dedi işte Çağlayan'da karşı. Yeni hapishaneler açmakla. Övündü. Bakın Adalet Sarayı'nın içine adaleti koymayı unuttular. İçinden ne çıktı? Fethullah çıktı. 4000 tane savcı, hakim girmiş o Adalet Sarayı'na. Herkesin kafasını keserek o dediğiniz Ergenekon şu şey casusluk şu falan demiş. Balyoz, Oda TV vesaire ya, hepsi. Bir ülkede savcı, hakim, polis, jandarma, istihbarat birleşip de kendi vatandaşına komplo kurup kumpaslar yapıp içeri atar mı? Şimdi çıktı işte geçen gün beraber Ergenekon. Hepsi kumpas diyor şimdi. Yani böyle bir hale gel. Bu biz sizin karşı çıktığınız AB'ye daha hızlı şey olsaydık. AB'nin kabahati yok mu veya onların dışlaması yok mu? Tabii ki var. Ama daha hızlı olsaydı belki başımıza bunlar gelmeyecekti. AB orada kendi içerisinde zaten çöktü. Şu anda şimdi orada o kadar kötü durumda ki. Romanya gibi bir ülkeyi ya, üye yaptı. Romanya'da insan hakları en altta yerlerde sürünüyor. Şimdi ben burada bir tane rakam doğru söyleyeceğim. Çok doğru ama yani ama kötü değil bir şey değil. Ki. İşte, ben, evet, o onu değil mesele. Yani kötü bir o şey değil. Değil. Ama oldu olsaydı daha iyi olsaydı şimdi, giderdi. Bakın, daha kötü olsaydı şey yapardı. İşte Davutoğlu dediniz biraz önce niye gitti? Evet Almanlar falan Merkel ya dedi Tayyip Erdoğan'ı yollamadın. Hep herkes biliyor. Yolunu bir bu Davutoğlu'na bir gaz verelim. O da bir havaya girdi. Ha ben iyi dedi ki burada parti genel başkanı oh onu alırım sonra bunu alırım. Hayatı bitti. Parti o sandıktan da çıktım dedik. Kendi çıkardığını hissetti. Ve uluslararası Suriye sistemde dedi, ayağına karpuz koydu. Hep uzun süreli liderler var. Putin öyle. Angela Merkel 16 senedir 2002'den evet, ama bir daha olmuyor. Putin 18 senedir. Olamıyor onun ama nedenleri bakın, 16 var sene boyunca bir kez tek başına iktidar oldu mu? Fransa istisna olabilir belki. Hiç ben olmadı hep koalisyon oldu. Şimdi içinde biz kızıyoruz ya koalisyon çok kötü bir şeydi. Almanya Merkel'de nereden nereye geldi? Kadın bir tek gün tek başına ülkeyi yönetemedi. Hep koalisyonla yönetti. Demek ki koalisyonla böyle bakarsak iyi bir şey. Ama orası çünkü, Almanya. Orası evet. Almanya deyip geçemeyiz ki ama Almanlar ama yani Almanya'daki yani kategorik insanlar olarak iyi ya da kötü anlamıyoruz. Evet işte onu demek istiyor. Oradaki seçmen, birisi ak, birisi peki, siyah diye konuşuyor musunuz? Ama bakın dizi seçmenler farklıysa da Türkiye'nin bu, içinde bu eğitimden neler başlıyor koptu? Bakın eğitimden başlıyor. Eğitim iyi olması için işte bir takım kriterlere uyulması lazım. Sadece bina yapmak değil. Önce
Önce öğrenci yetiştiren öğretmenlerin iyi eğitimli olması lazım. Belli bir yere gelmesi lazım. Çok eski. Belli bir maaş düzeyine gelmesi lazım. Belli imkanlara kavuşması lazım ki onlar öğrenciler için seçmen daha başka konularda da evet. Yani sadece evine girdiği yan şeylerle değil, sosyal yardımlarla değil, çünkü aldıkları paralar belli. Sosyal yardımlarla değil, başka dediğimiz bu konu yargı mı iyi, başka alanlarla da ilgilenme durumunda düşsünler. Şimdi yargıyla ilgili, yargıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi sokaktaki insanı bir kere kesinlikle ilgilendiriyor. Önce onu söyleyeyim. Yanlış algılama olmasın. Neden? Hayır, ilgilendirmiyor hayır. Değil mi? Hayır, şöyle. Mehmet Keskan yanlış anlamadıysam böyle talep gelmez. Ben talepten bahsedeceğim asıl. Şu anda cezaevlerinde 260 bin 124 kişi, 10 gün önce Bakan Bey'in yaptığı açıklama. Tamam. Cezaevinde 260 bin 124 kişi cezaevinde, o günkü rakam için söylüyorum. Bunun anlamı şu, Türkiye'nin pek çok vilayetinin nüfusundan daha fazla, 82. vilayet mapushane. Ama daha ilginç rakamlar var. 7,5 milyon ceza dosyası var. Her dosyanın 2 sanığı 15 milyon, 2 tanığı 30 milyon, 2 müşteki 45 milyon. Dolayısıyla herkesin bir kere mahkemeyle bir işi var. Üçüncüsü, davaların bitmez sürecinde Türkiye Amerika'dan tam 32 kat daha uzun sürüyor Türkiye'de davalar. 32 kat yavaşız. Yavaşız, onu yavaş. Kastediyorum. Tamam. Hükmün açıklamasını geriye bırakmadan yararlanan kişi sayısı, yani eski sistemle aslında normalde mahkum ama 2 yılın altında olanların sayısı yaklaşık 1 milyon. Kolluk kuvvetleri yani yaklaşık... Yani suç işlemiş ama dışarıda. Dışarıda, evet. Tamam. Yemiş ama... Hüküm giymiş. Açıklanmamış. Ve fakat açıklanmamış. Sadıkalı olmuyor. Eğer yine de iyi bir şey, onu söyleyelim. Şey olmayacak. Kolluk kuvvetleri yaklaşık 800 bin kişi arıyor. Bütün bunlar 800 üstüne bin kişi aranıyor. Hepsi mahkum olmayacaktır belki ama... Belki yani ama aranıyor. Şey, şartlı tahliyeyle son 5 yıl içinde yararlananların sayısı da 2 milyon civarında. Şimdi karşımızda böyle bir fotoğraf adli var. Adli karnemiz bu. Adli ama icra iflas, ama boşanma, ama sulh hukuk, ama ceza, milyonlar mahkemeye yolu düşüyor. Bu söylediklerimin hepsi ceza. Tabii. Öbürleri ayrı. Ben onları ekliyorum. Onları eklediğiniz zaman rakam. Bu buradan nereye varacaksınız? Benim söylediğimde bir bağlantı ben kuramadım. Yok yok, sizinle bağlantısı için söylemedim. Bir şey için söyledim. Sizin söylediğinizi bir yere kadar teyiten. Yani sokaktaki mesele, vatandaş mesela adalet konusunda çok büyük bir beklenti içinde. Çok büyük. Muhalefet veya iktidar şu anda Türkiye'de sadece entelektüeller değil, muhalefet ya da iktidar sokaktaki insanların bu büyük talebini hiç görmezden geliyor. Ciddi şekilde görmedi. Ama ben adalet istiyorum mu diyor sokaktaki insan, yoksa ben şöyle şöyle bir adalet mi istiyorum? Adalet istiyorum diyor ama adalet kendisine verilmiyor ve dolayısıyla o insanlar adalet karşısında çalacak kapı konusunda bir bilgi sahibi değiller. Temel sorun burada. Yani insanlar kime gidecek, kimin kapısını çalacak, bu konudaki sorunlarını kiminle çözeceklerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Bilmiyorlar. Canım, bunun, i̇şte tıkandığımız ama nokta. Ama bunun başka bir şey var. Buradaki insan bu kadar şikayeti varsa bunun nasıl düzelteceğinin veya yargı sisteminin nasıl olacağını bilmek zorunda değil ki. Değil tabii ki. Bu değil. Ben şikayet... Bakın herkese gidin. Ya pahalılık diyor değil mi? Herkes pahalı. Hayat pahalı, enflasyon diyor. Doğru. Niye peki böyle olduğumuzu? Hayır, kimsenin bir cevap var mı? Söylediğinizin teyiten ifadesi şu. Dünyada sosyoloji işinin uzmanları söyler. Tamam, biz de onu genel söylüyoruz itibariyle, zaten. Genel itibariyle %5, %7'lik olmaz. Toplumun %5, %7'lik yönlendiricisi olur. Onun için zaten temsili demokrasi var bu ülkede. Yani varsa... Bu temsili demokrasiyi varsa temsil eden insanlar bunu yapacak. Hayır, varsa derken şunun için söylüyorum. Yani bu sorunlar çözülemediği için ben varsa ifadesini kullanıyorum. Tamam. Bakın böyle bir rakam dünyanın bir başka ülkesinde bu düzeyde yok. Daha vahim bir şey söyleyeceğim bir rakamla yine. Önemli bir kuruma bir araştırma yaptık. Araştırmanın önce bir demosunu yapalım dedik. Çünkü araştırma çok kişiyle yapılması gereken bir çalışmaydı. Ve biz Türkiye'de hakim ve savcılara, adliye personeline sadece, bakın tekrar söylüyorum, sadece adliye personeline bir bölgede sorular sorduk. Sınırlı sayıda kişiye. Dedik ki yolunuz bir şekilde adliyeye düşerse, parantez içi, zaten adamlar adliyede çalışıyor. Yolunuz bir şekilde adliyeye düşerse, sanık, tanık ya da müşteki olarak yolunuz bir şekilde adliyeye düşerse hakkınızda adil karar verileceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum diyenlerin oranı %17, inanmıyorum diyenlerin oranı %60'ın üstünde,
Geri kalanlar da kararsız. Kararını söylemiyor. Aslında o da inanıyor olsa söyleyecek. Bu vahim yine manzara. Vahim. Zaten de. Tabii ki. Daha ilginç. Ben burada inanıyorum diyenleri de çok merak ettiğim için. Onlarla ilgili de bunların yaş kategorisini, biraz önce ifade edilen yaş, etnisite, demografi falan anlamaya çalıştım. Bir ortak özellik buldum sonunda. Bunlar da son 3 yılda hakim falan olanlar, yani deneyimleri başlarına iş gelmeyenler. Şimdi bu ülkede siz Ergenekon'dan insanlar girmiş içeriye. 5 sene sonra geçen hafta bir televizyon programında Sayın Balbay'la beraber bir programa katılmak durumunda kaldık. Ya ben doğrusu bizzat görünce şok oluyorsunuz. Normalde uzaktan konuşmak kolay. Yani adam 6-7 yıl hapis yatıyor. Bunun işte 1,5-2 yılını tek kişilik hücrede geçiriyor. Ve siz bu insanla beraber televizyon programı yapıp ülke sorunlarını konuşuyorsun. Parantez içi yine kafayı yemediğine şükretmek lazım. Genelkurmay Başkanı yaptı Türkiye'de. Şimdi 26. ortada, ortada böyle başkanı. Bir durum. Yine ben aslında Sayın Tezkan'dan sözü devralırken, onun sözünü dahası gasp ederken, aynı noktaya işaret etmek için söyledim bunu. Adalet sarayları çok büyük. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde uzaydan Google üzerinden bir arama yaptığınızda adliye binasını bulmanızdan daha kolay bir yeri bulamazsınız. Çünkü en büyük binayı seçin, orası adliye binası. Ankara'da böyle, İstanbul'da böyle, İzmir'de böyle, Konya'da böyle, Kahramanmaraş'ta böyle, en büyük binalar adliye binası. Peki adalet büyük mü? İşte adalet en küçük noktasına inmiş durumda. FETÖ'ye ihale etmişiz dün itibariyle biz buraları. İhale etmişiz diyorum, bilerek söylüyorum bu kelime. Ya 5000 tane, 4000 tane rakam kaç taneyse, sadece hakim ve savcıdan bahsediyoruz, diğer personelden bahsetmiyoruz. Rakamlar çok daha büyük. Şimdi bu kadar adam ve bunların verdiği cezalar, bu cezaların mağduru insanlar şu anda cezaevinde. Sadece fikir suçları olarak söylemeyin. Söyler misiniz bana, yani hukuk diliyle, işte ister Avrupa hukuku diyelim, ister insanlık hukuku diyelim, adına ne diyeceksek, bir teröristin vermiş olduğu ceza ile mahkum olan bir insanın hukuki durumu nedir? Onları nasıl ayıracağız? İşte problem burada. Şimdi yığılmış ortada bir süreç var. Tam da bu aşamada aslında lafı biraz oraya getirmek istedim. Hayır, tabii ya ama Milliyetçi Hareket Partisi, bu ahval ve şerait içinde yerel seçmek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sözü oldu, af yasası. Hı hı. Ben af yasasını klasik anlamda cezaevlerini boşaltalım, işte hırsız, arsız, namussuz, ahlaksız herkesi çıkaralım anlamında asla kabul etmiyorum. Ben çok iyi bir ayrım yaparak, gerekirse bazı suçların cezalarını arttırarak, toplumsal infiale neden olan suçların, toplum vicdanını kanatan suçların cezalarını arttırarak, ama diğer insanların da durumlarının yeniden gözden geçirilebileceği bir çözüm sürecinin hızla bulunması gerektiği kanaatindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi yeniden yargıyı vesaire getirmez mi? Yani çok çok büyük bir işi karşımıza çıkarmaz mı? Bakın işte ilk çıkış noktası mutlaka burada bir af olmalı. Bu bir pansuman tedavidir. Bir af yasası çıkarılmalı. Ama af çıkarılırken salim kafayla ülkenin hukukçuları, sosyologları, ülkenin şartlarını inceleyen bilim adamları bir araya gelmeli. Ve ülkedeki hukuk sistemi yeniden bir gözden geçiren çoklu bir çalıştayla, Avrupa'daki tabiriyle arama konferansları düzenlenmek suretiyle insanlar çoklu çalışmalar yaparak bir sonuç bulmalı. Yoksa sistem şu anda tıkanmış durumda. Yerel bu yerel seçimde buna yola çıktık, geldik AFP'ye. Ama peki bir şey şunu sormak. Madem zaten AK Parti bunun üzerinde çalışıyor, onu adalet biliyoruz bu arada. Sistemden herkes şikayetçi, eğitimden şikayetçi, ekonomiden şikayetçi. Kimse geçinemiyorum diyor. Peki bunun niye siyasete yansıması olmuyor? Bu güzel bir soru. Niye olmuyor? Niye gidip de belki bunu soruyor? Niye gidip de zor, gerçi sosyoloji desteği de lazım. Tabii. Zor. Niye şey olmuyor? Her alanda bakın, çiftçi perişanım diyor. Memur geçinemiyorum diyor, ağlıyor. Şuradan çıkın, ağlamayan bir tane adam bulamam. Demek ki çözüm de yine işveren de ağlıyor şimdi. Öyle bir sıkıştı ki ya, bu dolar diyor, borcum var diyor. Çözüm de dışarıda güçlü bir seçenek, güçlü bir alternatif, güçlü bir muhalefet olmaması çok temel bir yanıt değil mi? Neden ben CHP meselesi, memleket meselesi? İlk başta söylediğim hayal kurma meselesi. Yok ki alternatif yok. 80'den sonraya bakalım. Özal çıktı. Tamam. Özal çıkak niye çıktı? İncelediğimiz zaman Özal, ya mevcutlar içerisinde bu adam yönetebilir dendi. Sonra Demirel geldi. Niye Demirel geldi? Ya seçmen bu daha deneyimli, daha önce de yönetti. Mevcutta, o anki mevcutlar içerisinde söylüyorum.
Bakın Ecevit örneğini verdiniz. Ecevit'in o seçim kararı, bir Abdullah Öcalan'ın yakalanması. 98'de. 99. Çok etki. 99 seçim. 98'de yakalanması. 99 seçimleridir. 98 o da tesadüfen bir seçim hükümeti kurmuştu falan. Bu o ona yaradı. Ama o anki tabloya bakın. Erbakan 28 Şubat'tan gitmişti. Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz sürekli birbirine kavga eden, hiçbir şey yapmayan, ikisine de şans verildiği halde başbakanlık yapamayan, kavga etmekten merkez sağ bitmiş, bitiren bir tablo vardı. Şimdi seçmende baktım. Bunların içerisinde kim? Bir tane devlet adamı gibi bir adam var. Kim? Ecevit. Dedi, onu seçeyim dedi. Baktı 2002'de de vazgeçti. Şimdi o 2002 tablosuna bakıyoruz. Ama Ecevit sonra bakın, sağlığı gitti. Bebek tamam, adımlarıyla yürüyordu de, hatırlıyorsunuz. Şimdi 2002'ye baktığımız zaman özellikle olayı vardı. Millet ne olayı vardı? Hani Tayyip Erdoğan'ı seçerken ya Tayyip Erdoğan bilmem ne o kadar biliyor değildik. Kim vardı karşısında Tayyip Erdoğan'ın? Hiçbir tanesinin. Ecevit gitmişti. İşte siz onu diyorum. Tansu Çiller vardı. Mesut Yılmaz partisini bırakmıştı. İşte Mehmet Ağar falan şeyle parti kurmaya çalışıyordu. Bir tanesini yani seçmenin karşısında ya bu adam da yönetecek. Deniz Baykal vardı CHP'nin başında. Ve yeni kurulan parti. Bir de parti vardı. Kimi seçti? İki kişiyi seçti seçmen. Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ı seçti. Birisine %20 verdi, bir tanesine %35 verdi. Sonra bu fırsatı Tayyip Erdoğan ilk kullandığı için diğer seçimlerde bakalım. 35 meclis çoğunluğuna yetti. 2007-2008. Aşkın temsil oldu yani teknik tabirle. Aşkın şimdi, temsil oldu. Diğerlerine baktığımız zaman hep böyle gitmedi mi? 2007 Baykal'la şey girdi. Tayyip Erdoğan halk şey yaptı. Mehmet Bey, 2002 seçiminde %35 miydi? Özür dilerim, sözünüzü kestim. 2002 seçiminde de %35 miydi? %20. %35 Adalet ve Kalkma Partisi'ydi. 34,5. Öyle mi? 19,5'ta CHP aldı. 19,5'ta CHP, tamam. Onun dışında bütün siyasal partiler baraj altında kaldı. DYP, ANA, MHP. Baraj meselesi. Onların baraj altında kalması da genç partinin çok ciddi katkısı oldu. Hal böyle olunca da meclis oldu. Şimdi tabii. Aşkın temsil oldu. Tek tek, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Tek tek seçimlere baktığımız zaman, o anki seçmenin davranışı, evet bu büyük meseleler var ama ya beni bunlardan birisi yönetmesi lazım. Hangi yönetebilir? Bakın Cumhurbaşkanlığı yarışında Tayyip Erdoğan girdi. Ekmelettin İhsanoğlu girdi, değil mi? Ekmek için Ekmelettin diye bir slogan. Evet, böyle bir slogan çıktı, icat edilmişti. Şimdi seçmenden ne beklersiniz? Yani Ekmelettin İhsanoğlu mu seçebilir, Tayyip Erdoğan mı seçebilir? Şimdi o an kısa bile yani. Tabii. O bunu kötü yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, ülke biraz şey dese bile ya gidip ona. Bunun en basit, en bariz örneği biz 7 Haziran'dan 1 Kasım'a doğru yaşadık. Ya. 7 Haziran seçimlerinden ciddi bir şekilde seçmen AK Parti iktidardan indirdi. Azınlığı verdi. Sen bu ülkeyi yönetme ehliyetini alıyorum dedi. Aldı. Değil mi? Ama seçim tekrar edildi. Hayır, aldı, tamam. %40'a indi oyu. Bu taraftan muhalefet çoğunluğu aldı. Muhalefetten bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Ha bu siyasi olarak AK Parti oyaladı. O başka şey, oyalanmasalardı. Çıkmayınca bakın aynı şekilde geri döndü. 1 Kasım'da niye döndü? Çok sevdikleri için mi döndü? 6 ay sonra dünya tarihinde olmaz. 9 puan. Tabii. Hiç puan aldı. Hiç öyle değil. Yine bunlar alternatif olmadı. Hayır yok işte ama, bunlardan bir tane... Ya 1 ama Kasım'a... o yaz kan gövdeyi götürdü. Hatırlamıyor musunuz? Ya 7 Haziran'da 1 Kasım arası. Şimdi o kan gövdeyi yangın götürmesi de döndü başka bir Türkiye. Şey. Canım muhalefet mi PKK, şey çıkardı? PKK bakan dedi ki bu ateşkesi bitirdim dedi. Ondan sonra... IŞİD eylemleri oldu. PKK 2015 bıraktı. Yılı. İki tane Suruç'ta oldu. Ankara'da bombalar patladı seçime giderken. Ama delik deşik etmişler Güneydoğu'yu zaten. Şimdi o şekilde baktığın zaman dedi ki muhalefet bu ülkeyi yönetme ehliyeti talip değil. Doğru. Değil tabii. Yönetemeyecek dedi. Ne yaptı? Belki istemeye 6 ay sonra 9 pound vererek tekrar çıkardı. Şimdi bütün seçimleri bence yani yan yana koyup aday. Bir de öyle bakmak lazım. Bu. Ya seçmen diyor ki bu üçü varsa bunlardan bir tanesini seçmem lazım ki beni yönetsin. Bir yığın sorun var. Bir yığın hepimizin şikayet ettiği tonlarca soru. Ama ona bakarken de biraz da ya bunu da seç, daha mı kötü olurla bakıyor. Veya beni kim daha iyi? Önümüzdeki seçimlerde de yine aynı şey olacaktır. Bu 24 Haziran'da da daha oldu. Bakın şimdi 52 aldı Tayyip Erdoğan.
Şimdi seçmen baktı beni kim bu daha yönetebilir? Dedi ki ya bu o. Ve herkesin CHP'lisinden İYİ Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi sandığa giderken şuna inanıyorlardı. Diyorlardı ki ya bu turda olmasa bile, bakın birinci turda olmasa bile, ikinci turda zaten Tayyip Erdoğan alacak. Bütün kafalarda bu vardı. Bu sandığa öyle bir yansıdı ki işte kendi partisiyle arasındaki makasa bakın. Şimdi gerçek oyunu AK Parti'nin kendi şey oyu. Öbür tarafta Tayyip Erdoğan'a veren kişiler mecburen verdiler. Çünkü mecburen verenler bu taraftanın Türkiye'yi iyi yöneteceğine inanmıyorlar. Ama burada siz Tayyip Erdoğan'a haksızlık ediyorsunuz. Niye? Tayyip Erdoğan çok akıllı bir lider. Tabii çok, canım bir şey demiyorum ki. Bir haksızlık adam. Etmiyorum. Yani, onu kabul ederek mi söylüyorsunuz yoksa tabii onu. Diyorsunuz ki farklı bir alternatif olmadığı için. Hayır. Sadece alternatifsizlikten tabii değil. Yani canım. Sabahtan beri aynı şey onun liderliğini konuşuyoruz farkındaysanız. Hayır beni kim yönetebilir? Sorusuna yani cevap haklı olarak oraya yöneliyor. Tamam ben çünkü haksız olarak demiyorum. Hayır hayır. Ecevit'e de Özal'a da gittiği doğru gibi. Doğru anlıyorum. O durumdaki o seçimde de bakıyor. Hatırlıyor musunuz? Şimdi diyelim ki öyle bir Ecevit'in 73 yılında estirdiği rüzgar gibi veya 77 seçimlerinde bir rüzgar esti ya Türkiye'de. Öyle birisi çıksaydı Tayyip Erdoğan'ın karşısına seçmen düşünebilirdi. Diyebilirdi ki ya bu mu bu mu? Şimdi artık şunu demek istiyorum. Seçmen düşünmüyor diye. Düşünmüyor. Karşısına çıkan rakiplerine diyor ki ya bunlar yönetemez. Özal açıkça söylüyordu. ANAP'ın alternatifi yok diyordu. Yok diyordu. Onun cümlesiydi. Ama herkes Sunalp gelecek zannetti. Özal'a verdi. Ben hatırlıyorum. Televizyonu açıyorduk. Biz Sunalp gelecek diye bakıyorduk. Yani televizyonu seçmenin daha askerlerin projesiydi. Kim evet ama zannetti ki asker şunu isterse Sunalp olur. Ekonomi, öyle olmadı. Sadece ekonomi daha sadece işte bir takım ülkenin işte adalet yoktu, yok eğitim kötüydü gibi şeylerin dışında liderlere bakış da, liderlerin pozisyonları da seçmeni çok yakından ilgilendiriyor ve daha da çok ilgilendiriyor. Çünkü öbürküsü gelirse ya daha da kötü olur diyor. Şimdi %25 enflasyon var. %25 enflasyonla bu olursa 30 da olur, 40 da olur. İşte 2000'lere mi döneriz gibi bir şeyle bari bu kadarla da yani biraz durumum kötü ama ne yapalım işte idare edelim. Düzeltirse yine bu düzeltir. Aynı. Yerel seçimde sizce seçmenin yani aklında bunlar var mı? Yani bu endişeler yerel seçimdeki tercihi de etkiler mi sizce? Olmaması, olmaması lazım. Aslında ama öyle teorik olarak. Teorik olarak ama pratikte iktidar Tayyip Erdoğan herkesin aklına bunu getirtecektir. Kesin. Yani kampanya seçim kampanyasını alacak. Burada ittifak ediyoruz bu görüşle. Buraya getirecek. Kendini buraya getirecek ve ben diyeceğim ki çünkü ya akıllı. Bu kardeşim bu dolar 3 liraydı. Buraya girdik seçime oldu 7'lere gitti. İşte 6'la 5,5 6 neyse seçime giderken. Ama ya bu bir ters bir şey olursa bu iktidar çok azalıyorsun. Mesela diyelim ki 40'ların altına indi. Ankara'da İstanbul'u kaybetti. Ulan, acaba bir şeyler olursa bu dolar tekrar 8'e mi vurur? Öyle diyorlardı ya 8'e çıkar. Çıkarsa ne olurum? Lan maaşım gider. Herkes bir şeyler, bir şeyin paniği içinde olacaktır. Ve bu panik haline getirmeyi de İktidar Partisi veya Tayyip Erdoğan iyi kullanacaktır. Yani getirtecektir. Ya yani giderse, İktidar Partisi 40'ın altına düşerse bambaşka şeyler olur. İşte ülke yönetmekte zorlanırlar gibi bir şeyle ortaya çıkacak. Ha, buna muhalefet partisi karşısında bir stratejisi var mı? Yoksa şeydeki gibi 24 Haziran olduğu gibi hiç bomboş bir şekilde sahaya çıkıp işte şey mi millet kıraathanelerinde çay mı verilecek ki çayın yanında kek mi yoksa çayın yanında şey mi verilecek çorba mı verilecek diye biliyorsunuz Muharrem İnce çıkıp bir laf söyledikten sonra dedi ki bak görüyor musunuz benim sayemde dedi şey sadece kek değil börek de verecekler dedi. Memleketin en büyük meselesi bu oldu. Önemli. Cumhurbaşkanı adayı benim sayemde işte böyle yapıyoruz. Peki. Yerel seçimden yola çıktık. Çerçeve önce epey bir genişledi. Fakat daha sonra genelden yerele doğru tekrar varmayı başardık. Mehmet Tezkan'ın görüşlerinde bütün konuklarımız da ittifak ettiğine göre ve bir anlamda da müzakere masasında başa geldiğimize göre artık noktayı koyabiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.